Tanrı Arrakis'i müminlere eğitmek için yarattı. Çöl, hançerin tavrını öğretir. Tamamlanmamış bir şeyi kestirip atmak ve şöyle demek: artık tamamlandı, çünkü burada bitti. Ve o gün doğduğunda Arrakis evrenin merkezindeydi ve çark dönmeye hazırdı. Evet, sesleri ayarlarsak. Evet, merhabalar herkese tekrardan. Ses niye kaykılıyor mu? Ses kaykılıyor mu? Kaykılmıyor olması lazım ama. Hoş geldiniz herkese. Çayları söyleyelim. Nasılsınız arkadaşlar bugün? Bugün ilk bölümde başlamak üzereyiz. Hoş geldiniz. Evet, Hançeri Figan serisinin ilk oyunuyla bugün karşınızdayız. Nihayet Session Zero'nun altından geçen 3 hafta efendim, o arada filmi izleme falan filan, filmle ilgili konuştuk, YouTube'da da bu videolar duruyor. Bugün de nihayet ilk bölüm için toplanmış bulunmaktayız. Ekip tam teşekküllü şekilde hazır, gördüğünüz gibi. Yine bir cosplay hazırlıkları. Günden dudağını bile boyadı yani. Çabayı görüyorsunuz yani bu şekilde, evet. Şimdi önce arkadaşlarıma bir selam vereyim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Duygu, Erdem, Günan. Buradayız. Evet. Selamlar. Sağ ol. İyi. Teşekkürler. Senden ne var yok? Sen nasılsın? İşte iyi. Pazar günü. Ancak kalkıp gelip oyun açabildik. Gecikmeler için de kusura bakmayın. Teşekkürler ederiz Deniz. Çok sağ ol. İyi dileklerin için. Bugün 2D20 sisteminden bu Dune Adventures in the Imperium serimizdeki ilk oyunumuzu oynayacağız. Oyunla ilgili öncesinde zaman bilgi vermiştik biz şeyde. Hani Session Zero'da haneyi yaratmışlardı. O haneyle ilgili bilgiler vermişlerdi. Arkadaşlarımız Hadrian hanesinin mensuplarını oynuyorlar. Ama kim olduklarını isterseniz bir de karakterlerini kısa birer cümleyle kendilerinden duyalım. Evet, kim başlamak ister karakterini tanıtmaya? Yani beni sona bırakırsanız en güzeli, çünkü benimkisi alçak, push, hepsi var. Tamam, o halde şey alalım seni Günhan, seni alalım mı önce? Alalım, olur. Buyur. Tamamdır. Tam Peter'a benziyor. Benim karakterim Hafız Hakimi, Hadrian ailesinin danışmanı olarak görev alıyor. Bir mentat kendisi. Daha ne verebilirim? Çok fazla da şey girmek istemiyorum da. Ama nasıl bir mentat? Onlarla ilgili. Nasıl bir mentat? Twisted bir mentat. Sapkın bir mentat değil mi? Sapkın kendisi. Sapkın bir mentat. Evet. Oluyor. Öyle şu an söyleyebileceklerim bunlar. Oyun içerisinde. Şeylerim, Benetelyaks'lara falan gireyim mi? Yok. Oyunda gireriz onlara. Tamam okey. Evet, Duygucuğum sen nasıl bir karaktersin? Ben de Hadrian ailesine mensup, hatta Hadrian ailesinin biricik hakimiyle, yöneticisiyle evli bir Bene Gesserit'im. Adım Trishia. Görebileceğiniz en sevimli, en cana yakın, en masum, en saf Bene Gesserit değilim tabii ki. Bayağı kibirli, kendini beğenmiş,
ve ülküleri olan bir Bene Gesserit'im. Oyun içerisinde belki daha da ilginç şeyler görebileceğiniz bir karakteri canlandıracağım. Ya da belki de sadece kibrinden boğulan birini göreceksiniz. Oo. Bakalım. İddialı sözler. Trishan'dan iddialı sözler. Teşekkür ederim bu arada Deniz. Yakıştıysa üzerime kıyafet. Evet Erdem, en son sendeyiz. Buyur. Selamlar. Ben Han Duo karakteriyle oynayacağım. Han Solo'nun dün versiyonundaki Han Duo'yum. Aynı şekilde benzerlikler sunacağım. Kaçakçı olacağım. Alçak olacağım onun zıttına. O kendisi kind'tı. Biz birazcık alçak olacağız. Çünkü hanedanımız bunu emrediyor. Aynı zamanda hanedanın hazinedarıyım. Çünkü kaçakçılıkla gelişen bir hanedana sahibiz. Bu sebepten dolayı bütün para hanedanım için kaçırılıyor. Yanlış anlamayın beni. Bu konuda böyle yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Para hanedana akmak zorunda. Bizim temel amacım, en azından benim temel görevim bu. Hanedanda ne kadar para olursa o kadar mutluyuz. O yüzden kaçırıyorum. Evet. Ailemizin üyeleri bu şekilde. Şimdi isterseniz o halde yavaştan oyuna geçelim. Hazır çok fazla geciktik. Bekletmeden daha fazla insanları. Şöyle ekranı değiştiriyorum. Şimdi şöyle ki sağ tarafta gördüğünüz veya benim şu tarafımda göreceğiniz üzere bir momentum ve tehdit mekaniği var oyunda. Oyuncular attıkları zarlarda gelen ekstra başarıları momentum olarak kullanabiliyorlar. İsterlerse de biriktirebiliyorlar. En fazla 6 momentumunuz olabiliyor. Benim de tehdit puanım var. Ben de bunu kullanarak sizin başınıza belalar açıyorum. Bunu uygulamalı şekilde oyunda göstereceğiz nasıl uygulanabileceğini. Çok fazla detaya girmeden şimdiden hani nasıl en azından havuzları tanımak için gösteriyorum. Bu şekilde başlayacağız. O halde şimdi sizi oyunumuzun başlayacağı yere yani Animagus gezegenine götürüyorum. Animagus gezegeninde güneşli bir gün başlamaktaydı. Ormanın içerisinde çeşit çeşit değişik değişik hayvanlar birbirini kovalayarak besin zincirinin birer halkası gibi birbirlerini yakalamakla uğraşıyorlardı. Bir kaplanın bir geyiği kovaladığını görüyorsunuz. Böyle çok süratli bir şekilde çalıkların üzerinden aşarak ağaçların arasından bir yırtıcı misali geçerek bir geyiğin peşinde onu kovalamakla onu ve yakalamakla ilgili büyük bir çaba gösteriyor. Koşuyor, koşuyor, giderek hızını daha çok arttırıyor. Fakat bir noktada sağ tarafından gelen hızlı bir hayvanın, bir kuşu andıran hızlı bir hayvanın kafatasına sapladığı gagasıyla yere yığılıp kanlar içerisinde ölüyor. Bu manzarayı gören bir ekrandan Hadrian Hanesi'nin hayvanat bahçesindeki hafız hakimiye bağlanıyoruz. Birisi diyor ki ekranın başında Bay Hakimi gerçekten çok iyi bir suikast gerçekleştirdi bu kuş. Bu üç gözlü kuzgunu biz bir dahaki teste geçirip sokalım yoksa sizce yeterli mi bu kadar? Bence yeterli değil. Bir sonraki teste de sokabiliriz. Derhal. Bu şekilde yeni raporları ekleyerek kuşun bir sonraki teste girmesi için gerekli kayıtları dolduruyor. Etrafında birkaç kişi var hafız hakimi. Sizin bu hayvan testlerini yapan bilim insanları büyük bir çabayla hayvanlar üzerindeki çalışmaları gösteriyorlar. Çok fazla cam kafes var ve içlerinde de çeşit çeşit hayvanlar var. Ama bu hayvanlar sizin modifiye ettiğiniz hayvanlar. İşte üç ayaklı zürafa, işte efendim iki boynuzlu gergedan gibi. Hepsi son derece uysal duruyorlar. Çünkü uysallaştırılmış bir haldeler sizin tarafınızdan. Okay. Buradan şeye geçiyoruz. Sizin, yani daha doğrusu Hadrian ailesinin Lady'sinin ve Lord'unun, Graf ve Grafi'nin bulunduğu odaya geçiyoruz. Orada tek başına oturan bir hanımefendi Tricia Hadrian. Siz de ne yapıyorsunuz odanızda? Günlük faaliyetiniz olarak ne yapıyorsunuz? Günlük faaliyetim olarak şu anda biraz durgun bir haldeyim. Hı hı. Çünkü elime yeni bir haber geçmiş. Bene Gesseritlerden gelen bir haber. Hı hı. Bu haberi inceliyorum.
okuyorum. Anlamaya ve nasıl gerçekleştireceğimi görmeye çalışıyorum. Öyle dışarıdan gören birisi için biraz uykulu denebilecek bir haldeyim ama aslında beynimin çarkları hızla dönüyor. Şu anda o şekildeyim odamda. Pekala. Han Du, senin bulunduğun ofisinde sana birkaç tane rapor geliyor. Özellikle Arrakis'le alakalı. Son güncel haberleri sana iletiyor bu rapor. Ne diyor bu rapor tam olarak? Bu rapor sanıyorum ki Arrakis'te bir kaçakçılıkla ilgili gene önüme düşen bir espiyonaj bilgisi. Bu konuyla ilgili bir ekip toplayıp ya da bana gelen bir görev varsa bu görevi değerlendirerek oradaki aktivitelerimi canlandırmam adına gelen bir briefing olmalı diye düşünüyorum. Doğrudur. Bu briefingler özellikle detay olarak şöyle bir şey yazıyor. Arrakis'in Harkonnenlerden alınıp Atreides'lere verileceği ve bu süreçte bahar tedarikinin daha zor ve masraflı olacağını yazıyor. Ki sizin halinizde İşimize çok gelir. zengin olmadığı için yani. Evet, bizim için bir fırsat olarak görmeye başladım şimdiden. Evet. Hafız Hakim, sana tekrar dönüyorum. Yavaş yavaş araştırma sürecini bitmeye başlamış ve personel yavaştan odayı terk ediyor. Yani bu hayvanat bahçesini terk ediyorlar. Ağır adımlarla. Sen ne yapıyorsun? Onlarla mısın yoksa hani ayrılıyor musun yoksa durmaya devam edecek misin burada? Son bir gelişmeleri kontrol etmek için kalacağım. Okey. Herkes çıktıktan sonra bu hayvanların arasında daha böyle büyükçe bir kafese konulan büyükçe bir örümcek var. Bu örümcek paytak paytak adımlarla cam mekana doğru gelip o ayaklarıyla cam mekana birkaç kez böyle sanki ritmik bir sesle vurmaya çalışırmış gibi dokunuyor ve ses çıkartıyor. Senin duyabileceğin kadar. Yaklaşıyorum. Cam mekana doğru yaklaşıyorsun. Cam mekana doğru yaklaşıyorum. Örümcek birkaç adım atarak yavaştan kafesin daha iç taraflarına doğru, daha böyle karanlık ve gölgeli olan bir sütun var tam o cam kafesin ortasında ve o sütunun gölgesine doğru ilerliyor. Sen yaklaştıkça o hafiften gözden kaybolurcasına bir gölgelerin arasına karışıyor. Ve tam o esnada sen o örümceğin kaybolmaya başladığı yerden bir ses duyuyorsun. Sana şöyle diyor. Kont Faust çok mu hastaymış son zamanlarda? Evet efendim. Sizin geldiğinizi anlamıştım. Çok hasta şu an. Örümceğin sütunların arkasındaki gölgeye girdiği yerden tam tersi yönünde, yani girdiği yerin tam tersi yönünde bir gölgeler arasında bir figür yürümeye başlıyor. Daha insansı, humanoid bir figür. Ha, sanki örümcek girip de bir insana dönüşmüş gibi sanki o sütunun arkasında. Ve üzerine gölge düştüğü için çok fazla net olarak yüzünü göremiyorsun. Ve sana şunu söylüyor. Kont Graf Faust'la bizim anlaşmalarımız farkındasın bunların ne kadar ilerlediğini ve ne raddeye geldiğini. Farkındayım efendim. Ama Faust hırsıyla çok daha fazlasını istiyor. İmparatorun lütfunu almak için cesurca bir şeye kalkışacak. Ve sizi ya da birkaç kişiyi belki de seninle beraber tehlikeli bir işe çıkarma peşinde. Bunu biliyor muydun? İlk defa sizden duyuyorum efendim. Konu neymiş? Sizin bir bilginiz var mı? Konuyla ilgili çok fazla söylenti var ama işin aslını elbet sen öğreneceksin bizim için. Ama şunu bil ki Hadrianhanesi olan sadakatinin artık eskisi kadar güçlü olmaması bizim için iyi olur. Anlıyorum efendim. Şayet bu göreve geltenmeye kalkarsa Kont Graf Faust
O halde İmparator'un lütfunu kazanabilir belki ama bizimkini kaybedeceği muhtemel. Anlıyorum efendim. Gereken yapılacaktır. Diyerek gölgenin arasında tekrar kaybolup bir örümcek olarak uzaklaşıyor kafesin uç noktalarına. Ve tam o esnada yani bu sizin bulunduğunuz şatonun, bu havada uçan bir şato, bu ormanın üzerinde süzülüyor. Çok ihtişamlı değil ama bir laboratuvar gibi daha çok aslında. Bir duyuru duyuyorsunuz kulaklarınızı çınlayan. Graf Faust ciddi şekilde hastalanmış durumdadır. Tüm önemli kişilerin derhal kendisini odasına teşrif etmesi önemli rica alınır. Bir toplantı kendisi yapmayı arzu olmaktadır. Lütfen derhal kendisinin bulunduğu salona teşrif ediniz. Okey. Bu bir duyuruyu duyduktan sonra hazineler olarak emin adımlarla odasına doğru yürüyorum öylesi. Hı hı. Hafız hakimi de aynı şekilde odaya doğru ilerleyecek. Trishia. Tabii ki ben de ilerliyorum. Ama sakin adımlarla ilerliyorum. Çok acele etmiyorum. Ağır ağır odaya doğru salona doğru toplandığınızda sadece belli başlı kurmayları zaten buluşmuş burada. Erina'yı da görüyorsun ama sen Trishia, yani kızını. Erina her zamanki gibi somurtkan ve huysuz bir şekilde sana bakıyor. Kendine gelir misin lütfen? Tek başınayken istediğini yapabilirsin ama şu anda kendini bu hanedan üyelerine sen sunuyorsun. Bundan dolayı nasıl durduğuna ve göründüğüne ekstra dikkat etmen gerekiyor. Kaç defa söylemiştim sana Erina. Yüzündeki şu somurtkan ifadeyi derhal sil. Bu kadar insanın arasında gülmemi beklemiyorsun değil mi anne? Gülmeni tabii ki beklemiyorum Erina. Şu anda babanın hastalığı hakkında büyük ihtimalle bir haberle alakalı olarak gidiyoruz. Ancak somurtman da beklediğim şey değil. Kendinden emin, başın dik, gururlu ilerlemelisin. Tıpkı beni evlendireceğiniz gibi değil mi? Evlilikle alakalı bir derdin varsa eğer, bunu bana değil, babana söyleyebilirsin. Ancak şunu bil ki, görev her şeyden önce gelir. O yüzden küçük bir çocuk gibi mızmızlanmayı kes. Babam da zaten senin sözünü dinliyor. Ya da sizin sözünüzü dinliyor. Benim mutluluğumu düşünen yok. Mutluluk dediğin nedir? Seni aptal kız. Çok kız biraz tırsıyor böyle hafiften senin kuzmandan. Bir şey diyor musun Etas devamında? Yani eğer o devam etmeyecekse evet ben devam edeceğim. Yok senin bastırmandan ötürü bir korktu ve geri çekildi. Sana kaç defa söyledim Erina. Yapılması gereken her zaman yapılmalıdır. Mutluluğun anahtarı da budur. Tabii senin mutluluktan ne anladığına bağlı olarak bu değişir. Ama küçük bir bebek gibi eline şeker verildiğinde mutlu olmayı bekleyemezsin artık. Kendine gel. Deyip böyle keskin bir bakış atıp sakince ilerlemeye devam ediyorum. Ama Erina'yı da geride bırakıyorum biraz daha. Oyun somurtkan bir şekilde biraz daha uzaklaşıyor. Diğer herkes geliyor mu? Bu arada Hando'da Hafız Hakim de gelmişti. Şöyle bir yer burası. Çift kapılı böyle devasa bir salon giriş var. Zıbam diye açılıyor. İçeriye girdiğinizde böyle bir koridordan sütunlar arasında ilerleyerek tahtın önüne doğru varıyorsunuz. Taht dediğimizde böyle şey. Çok basit böyle hani dekore çok böyle ihtişamlı değil. Çok ufak dekoreler. Yani çok ihtişamlı gözükmeyen sade bir sandalye aslında. Oraya doğru yürürken ama şeyi fark ediyorsunuz yani. Karanlıktaki gölgelerin arasından böyle belli başlı hayvanların mırlamalarını, hırlamalarını. Yani sizi izleyen hayvanların gözlerini üzerinizde hissediyorsunuz ki bu gözlerin, bu hayvanların kimlere itaat ettiğini de çok iyi biliyorsunuz. Salonun ortasına sizinle beraber birkaç kişi daha geliyor.
bu efendim Alamut geliyor. Senin isim verdiğin Erdem. Hatırlarsın. Oo, bizim Spy Master'ımız. Aynen, Spy Master'ınız geliyor. Böyle birkaç önemli şahıs daha şeyde var. Gene bu salonda buluşmuşlar. Gene mesela şey var, onu söylemedik. Aetos var. Hani bu sizin mareşaliniz. Alamut var işte, Spy Master'ınız. Bunlar sarayın içerisinde, salon içerisinde yerlerini almışlar. Ama şey gözükmüyor. Count Faust gözükmüyor. Sonra bu tahtın arkasındaki bir odaların bir tanesinin kapısı açılıyor ve süspansörlerin sesini duyuyorsunuz. Havada hareket eden süspansörler. Bir tane tanıdığınız Count Faust, bildiğiniz tanıdığınız Count Faust, üzerinde böyle kıpkırmızı bir cübbeyle ve kafasını örten bir kapşonla süzülerek havada, bacakları tutmadığını zaten biliyordunuz siz. Bacakları tutmadığı için zaten onları kullanamıyor. Bu şekilde süspansörler üzerinde yükselerek yaklaşıyor sandalyeye doğru. Yandan bir kaplan ilerliyor. Bu bir Last Kaplan. Ando buna hakim bunları, çünkü bir tane kendisinde var. Severiz kendilerini. Üzerine süspansörler yardımıyla binerek kaplanın üzerinde sandalyenin olduğu tarafa doğru geliyor. Fakat sen şey fark ediyorsun Terişia. Yani şöyle ki, normalde senin bildiğin Count Faust, yani Graf Faust aynı. Hani hiç değişmemiş bir hastalık, bir şey belirtisi yok üzerinde. Hani çok iyi gözüküyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor şu anda. Ama bunu anlıyorsunuz yani. Bunu Teris de çok iyi anlıyor. Diğerleri de biraz hissediyor gibi. Tamam. Yaklaştığı zaman bir şey yapıyor musunuz yoksa? Hani... Buyurun efendimiz, sorun neydi? Bizi buraya çağırdınız diyorum. Okey. Trisha, sen bir şey söylüyor musun? Çünkü sen adamın hasta olduğunu biliyordun ve adamla zaten çok uzun zamandan beri görüşmüyorsun. Şeyi soracağım. Başka bir yere falan gitti de yeni mi geliyor? Yoksa aynı şato içindeydik ama görüşemedik mi bayağıdır? Aynı şato içerisindesin, görüşemediniz. Çünkü zaten artık bir yere gelmiyorsunuz gibi. Şarkının tonu çok tatlı oldu. Yok, hayır, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. Dur, pardon. Yanlış girdim. Özür dilerim. Evet, bu şekilde. Hani sen bir şey diyecek misin yoksa hani şaşırttın, kesinlikle şaşırdın ama girip girmeme konusunda sen bilirsin söz bu arada. Hoş gelmiş birisi. Chester aramıza katılmış. Sağ ol. Teşekkürler takip için. Evet. Kontum görüşmeyeli şaşırtıcı bir şekilde değişmişsiniz. Bu ilginç değişimi neye borçluyuz? Diyorum ama bu değişimin iyi yönde mi kötü yönde mi olduğunu artık ona bırakıyorsun. Herkes kendi aynen karar versin. Bene Gesserit karım benim ne halde olduğumu hemen çözmüş demek ki. Bu duyuruyu geçmek durumundaydım çünkü sizi buraya daha önemli bir şey için çağırdığımı duyulmasını istemezdim. Halbuki şu an herkes benim, siz hariç, öldüğümü sanıyor. Sadece mantıklı. Sadece bu saraydakiler değil, benim bir süredir hasta olduğumu bilen çok insan var. Heh, bırakalım öyle bilsinler, değil mi? Çok doğru kesinlikle. Efendim. Kesinlikle. Şimdi, buradaki özel insanların kulaklarına hitap edecek bazı sözlerim var. Önemli bilgiler verip, önemli bir şey isteyeceğim sizden. O yüzden dikkatlice dinleyin. Bir süredir baharın artan fiyatlarından çok şikayetçiyiz, değil mi? Hepimiz efendim, hele kasamız şu an bomboş. İşte buna karşılık, gene sizin grafınız Faust muhteşem bir çözüm buldu. Çok beğeneceğinize eminim. Nedir efendim? Çok merak ettik. Bildiğiniz gibi Arrakis'i İmparator Harkonnen'den alıp Atreides'e verecekmiş. Ama geçici bir Siridor atamış. Count Fenring. Bir süredir onlarla iletişim içerisinde olup bir nişan organize etmeye çalışıyorduk. Değil mi Terişya? Sevgili karım. Kesinlikle çok doğru bir tanım oldu sevgili lordum. O yüzden
Kont Fenrik'te hızlıca bir görüşme ayarladım. Eğri'ye götürüp bu nişanı resmiyete kavuşturacağız. Arrakis'e gideceğiz. Gidecekseniz daha doğrusu. Çünkü ben hastayım. Gelemem. Ama siz gidebilirsiniz. Ve bu nişanı çözüme kavuşturabilirsiniz. Onlar bizim aslında oraya başka bir şey için geldiğimizi düşünecekler. Niye? Çünkü Kont Fenrik kısa süre sonra Kaladan'a gidecek. Ama biz bu nişanı aceleye getirmeye çalışıyoruz. Arrakis'te bir an önce yapılmasını istiyoruz. Peki sizce bu durumda Kont Fenrik ne düşünür acaba? Mentat'ım? Ne düşünüyorsunuz efendim? Tabii ki benim bahar bağımlılığımı bildiği için ve hastalığımı da göz önünde bulundurduğu için oraya bahar için gittiğimizi sanacak. Nişanın sadece bir dikkat dağıtma olduğunu düşünecek. Haksız mıyım? Haksız efendim. Evet. Yani zaten biz... olay bu değil miydi? Ben yanlış mı anladım? Evet. Hayır. Şöyle ki biz onlara nişan için gittiğimizi söyleyeceğiz ama onlar bizim bahar için geldiğimizi sanacaklar. Fakat biz aslında her ikisi için de gitmiyor olacağız. Peki ne taşınacak? Niyetimiz şu. Bu Fremenlerin Hançeri Figan denilen bir hançeri varmış. Kutsal ad ettikleri ve çok değer verdikleri. Deniyor ki çöl solucanının dişinden yapılıyormuş. Bana bir tane bundan getirmeniz gerekecek. Oldu bilin efendim. Bu çok basit bir şey. Küçük bir solucandan bir diş çıkartacağız. Neden tabii olmasın? Evet. Lordum, spesifik bir hançer için neden gittiğimizi sorabilir miyim? Çöl... Bu hançer bahardan daha mı önemli efendim? Bizim için evet. Başkası için bahardan da önemli, daha önemli bir şey yoktur. Ama bizim için evet. Çok önemli planlarımız var Hafız Hakim. Giderek hayvanların genetik modifikasyonu konusunda çok ilerliyoruz. Öyle bir bilgi, öyle bir güce sahibiz ki şu an bu konuda çok dikkat çektiğimiz söylenebilir küçük haneler arasında. Eğer bu hançeri elde edebilirsek solucan da elde etme ihtimalimiz yüksek. Çok mantıklı. Sonra o solucanı genetik mutasyonlara sokmaya devam eder. Piyasanın üstüne geçeriz. Kasa her zaman daha zengin olur. Bu çok mantıklı geldi şu an. Hayır tabii ki. O solucanlar belki de bize Arrakis'in gücünü bahşedebilir. Evet. Keramet solucan da mı göreceğiz ama. O yüzden önce sizin oraya gidip bu işi halletmeniz gerekecek. Yani solucan taşımanın nesi bu kadar zor olabilir ki? Taşımamıza gerek bile kalmayacak. Handu. Keramet solucanda mı yoksa dişinde mi? Sen dişini getir. Geri kalanı bizimkiler halledebilir. Değil mi Hafız Hakimi? Kesinlikle efendim. Bir mentatın bile aklına gelmeyecek bir plan yapmışsınız. Öyle. Ama sakın kamuflajınızı bozmayın. Oraya nişan için gitmiş ama aslında bahar isteyen bir hane üyeleri olarak gidiyorsunuz. Gizlilik her zaman bizim için önemlidir patron. Oldu bilsen bu iş. Güzel. Efendim bu yolculukta kaç kişi olacağız? Üçünüz. Ve tabii ki biricik kızım Erina. Sonuçta nişanlanacak kişi o değil mi? Evet, amacından sekmemesi adına Eren'in de gelmesi lazım. Çok mantıklı. Haksız mıyım Trisha? Yoksa başka bir önerin olur mu sevgili karıcığım? Hayır, kesinlikle çok uygun bir ekip olduğumuzu düşünüyorum Lord'um. Lord'um şüphesiz ki en iyisini bilir. 10-10 ekip diyor içinden. Gerçekten çıkartma daha iyisini ben ayarlayamazdım yani. Kan çıkmayaydı iyiydi. O halde hazırlamaya başlayın. Çöl gezegene gidiyorsunuz çocuklar. Çöl. Evet, çöl. Peki
oranın o kadar sıcak olduğunu biliyorsunuz değil mi efendim? Biz üstümüz başımız bu konuya uygun olacağını sanmıyorum. Biz tropik bir havada yaşıyoruz. Yani çöl dediğiniz şeyin ne kadar sıcak olabileceğini bilemezsiniz efendim. Buna bir çözümümüz var mı? Hazırlıklar yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar malzeme ve yük size sağlanacaktır. Gerçekten de Pekala. sağlanacaktır. Bu arada Aktan, kesiyorum da hazırlık için size ne alacağınızı soracağım. Zaten sizin asetleriniz vardı oyunda ben size verdiğim. Bunun dışında herhangi bir şey yanınızda almak isterseniz alabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Erina, evet Trisha'nın kızım. İlgi için chat'e yazalım. Evet. Ne almak istiyorsunuz yanınızda? Arrakis'e giderken ne almak istiyorsunuz yanınızda? Önce bir hazırlıkları yapalım. Herkese bir hazırlık şansı vereyim. Abi, kopya çektim ben şeyden, sohbetten. Su yazıyor herkes. Su götürmek önemli olabilir, Değil mi Ben bir su lazım. damacana. Bir damacana alıyorum. Damaca şöyle alıyor sırtında böyle taşıyarak Hadi be gidelim. Yükleyin 100 ton. Evet. Başka bir şey isteyen? Handu, Trisha. Bu şimdi assetlerimizi mesela söyleyelim mi? Hani ben şunu alıyorum falan filan gibilerinden kullanalım mı burada yoksa bunun Kullanın. haricinde mi? Kullanın. Onları da kullanın. Hani normal şu an kasetlerinizi de yanınızda alabilirsiniz. Onları da anlatın istersen. Çünkü onları da bir üstünden geçmiş olalım. Ne işe yarayacaklarını. Tamam. Şimdi ben kullandığım bir tane kişisel kalkan var. Onu alıyor hafıza hakimi yanına. Ondan sonra bir tane yine kullandığı, haberleşme için kullandığı bir distren yarasa var. Bu distren yarasayı ben şeyde mi, hayvanat bahçesinden mi bulabiliyor? Şöyle bu sonik yarasa. Sonik sesler yayarak gidiyor. Ama en Aha. sonunda distren takıp mesajlaşmak için kullanabiliyorsun. Bu arada chatte de Zolujan zehri, pilli pervane falan isteyenler var arkadaşlar. Devam Family et. otobüs götürelim yanımızda. Devam et abi. Buyur. Hafız sakin. Hafız devam et. Hafız. Distran yarasayı alıyorum yanıma. Ya bunu ne şekilde tabii şimdi ben bir tar şey yapayım, sallayayım bir şeyler var mı Sen bir şeyler kafamızda yani sallayabilirsin. ne şekilde? Bir şeyler sallayabilirsin. Tamam. O zaman şey olsun, kuş kafesi gibi bir kafesi olsun. Bunu ben yine şeye gidiyor Hafız. O hayvanat bahçesi olan kısma gidiyor. Zaten orada bulunuyor onun alacağı yarasalar. Oradan yarasayı temin ediyor. Dediğim gibi bir tane hani yani bir tane kuş kafesi gibi bir kafesin içerisinde. Tamam. İçerisinde bir tane işte şey geçiyor. Sen söyle tahta bir çubuk var. Oraya ters asılı bir şekilde. Tamam. Bir yarasa bu. Distran gibi kullanabiliyor mesaj atmak için. Mesaj göndermek için. Sonik dalgalar yayan sizin özel tasarımınız bir yarasa. Adında bir şey koyalım. Yaramasa falan koyalım mesela. Hiçbir şeyler Yaramasa. yazsın. Yaramasa koymayalım da. Aa, Yaramasa güzelmiş ya. Japon ismi gibi. Yaramasa. Yaramasa san. Yaramasa Bilmem olabilir ya. kuşu. Evet. Güversan. O halde senin başka bir şey alacağın yok değil mi galiba? Zubat. Zubat'ın. Zubat olur ya. Zubat iyi. Zubat. Zubat güzel tam Zubat. Zubat diye. Zubat iyi. Zubat çok güzel. Tamam. Bir tane Zubat alıyoruz. Evet. Duygu sen ne alıyorsun yanına? Pardon çok özür dilerim Duygu'ya geçmeden. Heh. Ben şeye gittiğim zaman gene hayvanat bahçesine gittiğim zaman herhangi bir şey fark ediyor muyum? Örümcek yok. Örümcek Örümcek yok. ortalıklarda yok. Anladım. Kafes Tamam. boş. Evet. Trisha sen ne yapıyorsun? Ne alıyorsun yanına? Keseceğim ama arkadaşlar chatte Zubat değil de Golbat almamızı istiyor daha gelişmiş diye. Bir Pokemon meme olarak geldi ama. Golbat da güzel. Olsun Zubat iyi ya. Zubat iyi. Zubat güzel. Evet Duygu sen ne alıyorsun? Benim iki tane alabileceğim bir tane de taşınamaz bir Evet. şeyim var, yüküm var. Doğru. Doğru söyleten ilacı alıyorum yanıma. Ne olur ne olmaz. Gerçekler önemli biliyorsun ki. Evet. Zehir kok diye çevirmişsin. Poison Snooper Doğru. alıyorum. Doğru.
Neydi İskender Zehir Kok? Hatırlıyor musun bakalım? Hatırlıyorum ya. Örümcek gibi bir şey böyle yemekleri kontrol ediyor. Tık 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 hani. Ha, aynen. Evet. Ondan alıyorum yanıma. Ne olur ne olmaz. Bu Düşman yemekleri içecekleri topraklarına böyle giriyoruz. örümcek gibi açılıp kontrol edenmiş ama sizin zehir kokunuz şey olsun mu? Zehir kok örümcek. Gerçekten örümcek. Literal örümcek yani böyle zehirleri kontrol ediyor. Bir isim bulalım mı arkadaşlar? Bu örümcek zehir kok nasıl Örümcek. bir şey olabilir? Aynen. Örümcekmiş, biz onu modifiye etmişiz falan bunun Yani için. meselesi şöyle. Açılıyor böyle bayaklarını. Yemekleri, içecekleri kontrol ediyor. Sarantula geldi. Örümcek geldi. Jack Black. Bence Redips olsun. Çünkü Pokemon'da Snake'in tersi Ekans'tı. Bu da Spider'ın tersi Redips olsun. Peter Parker Ben mi? Bence Sarantula benim hoşuma gitti ya. şey olsun ya, Peter Parker Sarantula. Morales olsun ya. Spinarak. Seç bir tanesini Duygu. Sarantula bence de güzel. Ben Sarantula'yı seçtim. Tamam. Bir de örümcek var yanımızda. Zehir kok gibi çalışıyor. Sarantula adım. Okey. Evet. Ek başka bir şey var mı? Taşınamaz mülkümü de söyleyeyim mi? Yani söyleyebilirsin. Duyamadım. Ha söyleyebilirsin, Söyleyeyim söyleyebilirsin, mi? söyleyebilirsin. Ha. Bir tane de ajanım var. Kendileri de benimleler her zaman için. Ha Yani varlıkları burada olmasa bile. onu şöyle açıklayayım. Sen politik ajanı şey gibi kullanabilirsin. Orada bir ajanım hep vardı. Yanında gezdirmen gerekmiyor aslında. Yok yani taşıyorum derken zaten mektuplarını, haberlerini Ha. zihnimin içinde taşıyorum. Tamam. Güzel. Bir tane ajan var. Çok belirlemeye gerek yok ki. Zamanı gelince kullanabilirsin. Aslında şu ajan benim Bene Gesserit bir cadısıydı falan gibisinden böyle uydurabilirsin yani. Yeri geldiğinde. Tamamdır. Bir de şey diyorlar. Nişan hediyesi götürmemiz gerekiyor diyorlar. Leydim. Çikolatamızı götürmeyi unutmamalıyız tabii. Nişan hediyesi ne götürmemiz lazım? Leydim. Biz buna ne götüreceğiz? Ha, nişan hediyesi. Tabii ki ne Ya. götüreceğiz? Tabii ki bir tane evcil hayvan ya da evcil Bence olmayan de hayvan. özel bir tavşan, nereden tatlı bir tavşan gönderelim. Tamam. Tavşan mı götürüyoruz? Evet, modifiye ettiğimiz bir tane tavşan bence bu iş için yeterli. Alamut ne der tabii bilmiyorum ama Alamut'un seçtiği bir tavşan olması her zaman işimize gelir. Peki bu tavşanın olayı ne? Fizik hani fonksiyonu ne olacak bu tavşanın? Vücudun. Gerektiğinde Boyun kırıyor mu? tabii, gerektiğinde eli ısırıp zehirleyebilir. Bir şey yapabilir. Yani her an tehdit oluşturabilecek bir tatlı bir hayvan. Sürekli elden ele dolaşacak sonuçta bu. Evet. Adı o zaman zehirleyen hani dişleri zehirli olan bir tavşan olacak galiba. Doğru mudur? Hı. Pekala. Ama prototip olsun. Bilinen bir hayvan olmaz. Tamam. İsmi ne olsun? İsmini de çöpünü alalım. Aklıma başka bir şey daha geldi bu arada ya. Sen bilirsin belki Erdem. Star Trek'te bir tane şey vardı. Böyle tüylü bir şeyler vardı ama çok böyle çok çoğalıyorlardı falan. Sanki hatırlıyorum o bölümü ama ne yazık ki ismi gelmedi aklıma. Tribble. Ha Tribble. Tamam. Ben chat'e aldım. Tribble'lar. Tamam. Peki. Tribble mı götürürsek acaba ya? Tamam. Tribble güzel bu arada. Tribble. Tamam. Tribble götürelim. Bir tane adı Tribble olsun şeyin. Başka bir şey alıyoruz. Gerekirse bütün dünyamdan olsun. Aynen. Yani çeyiz olarak bizden çeyiz olarak birkaç tane Tribble götürüyoruz galiba bunlara. Doğru mudur? Ya İki şöyle bir tribal yeter. şöyle yapalım bence. Bir triple, iki triple götürelim de bir triple'ı onlara verelim. Ondan sonra iki tanesi birlikte ürüyormuş gibi düşünelim. Ama bunların üreme hızı çok fazla olduğu için hani istediğimiz zaman kullanabiliriz yani. Hani bir tanesini onlara verelim sonra hani bunu da bir pislik çıkarsa bunu da veririz deriz. Ondan sonra onlar artık düşünsünler. Kalanını onlar Birilerini görünce düşünsünler. çoğalmaya başlıyorlar bunlar. Yani dokunmaya temasa gerek yok. Ha tabii, aynen. Pekala. Okey. O zaman başka bir şey alıyor musun herhangi bir şekilde Duygu? Hani Trisha. Su falan alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Efendim? Yani su falan alıyorsundur diye tahmin ediyorum. Su vesaire alınıyordur diye tahmin ediyorum. Yani. Ya tabii alıyorum ama hani oradaki sonuçta
Gezegen yöneticisinin yanına gittiğimiz için bizi de susuz bırakmaz herhalde diye düşünüyorum. Bir pet şişe içinde yarım litresini alsam bana ne kadar faydası olur bilemiyorum onun. Bakalım verirler herhalde. Bakalım ya, sonuçta nişana geldiniz. İlla ki. Şey Handu, senin var mı vereceğim şeyler? Tabii, benim asetlerim zaten hazır. Daha önceden planlamıştım. Yanımda Last Tiger'ımı zaten getireceğimi düşünerekten. Benim gemimle gideceğimizi plan düşünüyorum. Benim gemimle gideceğiz derken tabii bütün zıplamayı ben yapmayacağım da personal bir carrier diye düşünebiliriz bunu. Sanki ufak yerlerden kısa vadeli koşturup getirip götürmek için. Ya aslında kaçakçılık için kullanacağım bir personal carrier istiyorum. Onun dışında zaten düğün gezegeni hakkında elimizde supply kontratlar mevcut. Sağdan soldan bildiğim birkaç tane örgüt grubu var. Baharatın nasıl getirilip götürüleceğine dair. Hattı biliyorum. Mekan bizde. Sorun yok. Alırken çıkacağımız birkaç tane eşyam olacak. Onun dışında elimde bir harita var tabii ki. Bu haritada nerelerde bu kontaklarımızın olduğuna dair önemli veriler var. Kimlerin içinde nerelerde ne olduğuna dair tam bilmesem de içinde bazı şeylerin ne olduğunu, gidilmesi gereken threat seviyesinin yüksekliği, alçaklığı, buralar güvenli, buralar değil şeklinde bir haritam var. Aynı zamanda mekana uygun bir Juba cloak, yani Juba mantom var. Bu beni sanki halkın içinde gezmem konusunda rahatlatıyor. Çünkü ben kaçakçıyım. Benim dün gezegeninin nasıl giyinildiğine dair kıyafetlerim mevcut. Böyle bir ekip götürme planım var. Ama izin verilirse tabii ki oraya da bir buradan hazineden bir miktar para harcayaraktan karargah kurma düşüncem yok değil. İlerisi Ama bu için düşünüyorsun yani. evet, bu ileride bir haydat kurarız oraya. Çok güzel. Pekala. Yanınızda bunları aldıktan sonra o halde şeyin şatılıyla. Yani, burada şey Last Kaplan'a bir isim verdin mi? Bir isim var mı onun, Handu'u? Nasıl çağırıyorsun Tabii gene? ki. Neyin adı ne? Köpek ha. Köpek ha. Dune Dernek. Sebeka'dan Allah'ım, Dune Dernek ne abi? Bu esimler her gün bitmiyor, bu esimler bitmiyor yani. Bitmiyor. Köpek ha. Pekala. O halde şatırlıyla yavaştan yola çıkacaksınız. Erina da geliyor. Yanınıza birkaç tane muhafız verdiler. Onları da ben ekliyorum. Tabii sonuçta koskoca Grafin, yani hanemizin ledisi ile haznedarı, mentatı falan gidiyor yani. Birkaç tane muhafız yanına verirler diye düşünüyorum. 3-4 tane muhafız, işte Erina, Terisha ve Hafız, Hando ile beraber binip Shuttle'la beraber şeye doğru yükseliyorsunuz. Highliner dediğimiz devasa lonca gemisi sizi almak üzere bekliyor. Buraya konuyorsunuz. Lonca gemisinde herhangi bir şekilde gemiden dışarı çıkamıyorsunuz. Gemide ikamet etmek zorundasınız. Çünkü orada o gemi sizin düşmanlarınızı da taşıyor olabilir. Yolda görüp de işte geminin içinde "Hot lan, birbirinize dalmayın" diye hani şey yapılıyor. Çıkmanıza izin verilmiyor. O yüzden gemi içerisinde ikamet edeceksiniz. Bu şekilde Highlander gelecekte birkaç görüntü seçerek ve görüntüleri açaraktan bahar yardımıyla ve seyirci seferlerin gücüyle yola çıkıyor. O arada size de bir roleplay için fırsat vereyim, kendi aranızda konuşmanız için. Çünkü biraz da Arrakis'e geleceğiz. Okay. Arkadaşlar, o zaman bombayı patlatıyorum. I've got a good feelings about this. Nasıl yani? Ne tür Bu yolculukta bir his? başımıza iyi şeyler geleceğini düşünüyorum. Nasıl böyle bir hissiyatın olabilir? Neye Çünkü biz dayanarak böyle düşünüyorsun? sürekli gidip geldiğimiz bir yol, baharat yolu. Baharatla zaten hayatımızı geçindiriyoruz. Bu yolda çok gidip gelmişliğim var. O yüzden her şey çok güzel olacak, bana inanın. Kötü feel'lara kapılmayın yani. Peki bu solucan dişini nereden bulacağız? Bu konuda bir fikrin var mı? Ya dediğine göre solucan yakalayacağız. Bizim gezegende görmediğimiz solucanları bir tanesinden tutacağız böyle. Dişini kopartacağız. Diyeceğiz ki bu diş lazım işte, al. Budur yani. Solucandan niye korkalım ki? Ben şey hafız hakimi Arrakis konusunda bilgiye sahibi mi? Sahip misin bakalım, sahip misin abi? Bir zar görelim o halde, değil mi arkadaşlar? O zaman peki, Zarımı geliyor. sahibim. Sahip miyim? Hadi bakalım. Şimdi skill'lerin şöyle, 5 tane skill'im var. Bu understand çalıştıracaktır. Tamam, bir takdiri edersin ki.
Bir tane plan drive, yani bu işi niye yaptığını seçebilir misin? Amacını yani. Abi truth, gerçek üzerine. Peki bu gerçekteki drive statement'ın yani amacın ne söylüyor tam olarak? Bir sokur musun Günah? Buradaki benim statement'ım, statement'ım şunu söylüyor. Doğanın kurallarını anlamak tüm fikirlerin üstündedir. Ya. O yüzden bence bunu araştırmak çok mantıklı. Bu drive'ın seni buna uyuyor. Evet. Sen şeyi mi öğrenmeye çalışıyorsun? Arkis'le ilgili bilgi mi almaya çalışıyorsun yoksa yani doğal yapısıyla alakalı mı? Hayvanlarıyla ilgili mi ya da ne bileyim solucan? Hayvanlarıyla yani bu solucanla alakalı benim bir bilgi spesifik olarak bu solucanla alakalı benim bir bilgim var mı? Anladım. Şey soracağım. Hatta canlılar diye de genelleyebiliriz eğer hani bir sıkıntı olmazsa. Pekala. Senin şeyin neydi bu arada? Onu sormam lazım bir çünkü. Neydi o? Bir dakika. Fokusun neydi abi Understanding'de? Understanding'deki fokusum genetik var. Bir de bu arada bir saniye arkadaşlar. D12 geldi. Hoş gelmişler. D12 macera yanımıza geldi. D12 maceraya gelen herkese selamlar diliyoruz buradan. Hoş geldiniz selamlar, arkadaşlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Abi yani... genetik var. En mantıksız genetik. Bir de tümden gelimli muhakeme var ama o pek işe yaramaz. Genetikten yürüyeceğiz. O halde genetik olarak bakalım bu gezegende var mıymış senin bilgin. İki tane D6 gönder, iki tane D20 gönderiyorum. Evet. 19'la 6 geldi. Senin fokusunda yani drive'ın da skill'in toplamı eğer kaçtı toplamda? Güzel. 15 yaptım. O halde 6 tutuyor. Fokusunda 6'dan yüksek olduğu için haliyle 2 success yapmış oluyorsun. 2 success'e şey yapabilirsin abi. Burasıyla ilgili bilgilerini anlatabilirsin. İnsan hani burasıyla ilgili birkaç bilgi öğrenebilirsin. Şöyle ki 2 tane soru sorabilirsin bana momentumdan kaynaklı olarak. İki momentumunuz var. Bu momentumu biriktirebilirsin. Momentum havuzunu alabiliriz. Veya bana iki tane soru sorabilirsin. Ben de sana bunların cevabını verebilirim. Tamam. İlk başta o zaman solucanları sorayım. Solucanlar hakkında bildiklerim nedir? Solucanlar öyle küçük şeyler değiller. Büyük şeyler. Ve çölün altında yüzlerce metreye varabilen boylara sahipler. Ve korkutucu şekilde... sese çok duyarlılar. Sese algısına çok duyarlılar. Ritmik sesleri kovalayıp onları peşine düşebiliyorlar ve bağırın peşine de düşüyorlar. Birkaç yüz santim. Büyük boyutlar çok değişiyor. Boyutlar çok değişiyor. Tamam. İkinci soru olarak da şunu sorayım. Bu bunların dişini elde etmek için herhangi bir şey var mı? Kullanılan yöntem var mıdır? Ha o şeye girmez. Nasıl diyeyim? Genetik kısma girmez. Tamam, okey. Tamam, okey. Diğerini tutalım o zaman ya. Hoş geldiniz tekrardan. Eğer çok yeni gelindik. Şu an Arakis'e yeni geliyorlar. Bir şey kaçırdım sayılmazsınız. Çok oynamadık henüz da. İkincisini tutuyor musun abi? Highliner'dayız. İkincisini şey yapalım, tutalım. O halde ikincisini tutuyoruz. Ben momentuma bir ekliyorum. Tamam. Pekala. Okey. Ya bu momentum dediğiniz şey sizin artık ortak havuzunuzda bulunan bir şey. Bunu harcayarak ekstra zar alabiliyorsunuz zar atacağınız durumlarda. Tamam. Devam edebiliriz. Ben burada şeyi de kullanarak devam edeceğim roleplay'e. Disorder'da ne demiştik? Zarları biraz büyütelim ya. Disorder'da ne demiştik biz? Bozuk. Bozuk demiş. Ben bozuk bir mentatsın. Hani bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Yok yani aslında evet hatırlayamıyorum değil de bunu biraz hani saklamak da şeylerinde gideceğim. Tamam öyleyse konuşmamıza devam ediyormuş gibi yapalım bu bilgiyi bildikten sonra. Ne olacak ya solucan dediğine... Bilgiyi söylemedi. Bilgiyi söylemedi şimdi söyleyecek. İşte ben eski konuşmaya devam ettiriyorum. Tamam devam ettiriyorum. Ne olacak ya eski solucan dediğin nedir ki alacağız böyle dişinden kopartacağız. Alacağız böyle sahibimize vereceğiz. Diyeceğiz ki al sana diş. Yani bu kadar basit bir iş gibi geliyor bana. siz daha iyi ismini biliyorsunuzdur oradaki bağlantılarınız daha fazla efendim. Tabii ki ya peki, yani. Peki bu solucan nerede bulunuyor?
Nasıl Gezegenin herhangi bir yerinde kumu kazacağız böyle. Çıkartacağız solucanı. Bizim gezegende bilmiyor musunuz her yer solucan ya. Toprağın altında yaşıyor bunlar. Anlıyorum efendim. Bilgilerinizden faydalanacağız. Hayırlısı, bir Senin gidelim bir bence. bilgin var mı buraya dair Hafız? Hafız. Hafız. Bilgisi var mı? Hafız Bilemedim. bulunamadı. Hafız bulunamadı. Erina Hafız seni bulunamadı valla. Erina sana yaklaşıyor Terişya. Erina yanına giriyor ve şey diyor. Benim nişanım bile sizin için bir politik oyundan ibaret değil mi anne? Bak şimdi. Senin nişanın bile dediğin şey zaten başlı başına politik bir oyun. Öncelikle bunu bir kabullenmen gerekiyor. Bu hayatta bütün hareket, bütün amacımız tek bir şeye hizmet etmek için yapılıyor. Sen de bunu artık kabullensen iyi olur sevgili kızım. Yani senin aldığın her bir nefes, yaptığın her bir hareket senin hareketin değil. Biz Bene Cesaretlere hizmet eden, yüksek bir amaca hizmet eden küçük hareketler. Tamam mı? Tamam o zaman, ben şimdi o zaman filmi izlediğinde anlayabileceği bir şey söyleyeyim. It's all part of the plan ha. Açık açık kıza söyledi yalnız bundan. Okey, açık açık kıza da dedin yani. Sen dedi, politik olarak evet diyorsun. Söz Bir şey hakkın yok. soracağım. Bu kız kaç yaşında ya? 15-16. Ha, iyi. Böyle Aliye gibi bir kız sandım başta. Yok yok, Aliye kadar küçük, yerden bitme bilme her şeyi bilen bir Ya, kız değil de. küçücük kızı bu kadar azarlayabiliyor diye düşünüyordum. 15 yaşındaki kızı Ya azarlarsa bu kız aslında intihar eder. betrothed dediğim şey yani böyle nişanlı yapıyorlar aslında, hani ileride evleneceklerine dair bir söz kesme gibi bir durum yani. Anladım. Pekala. Kız yine üzgün bir şekilde ve ufka bakıyor, yani şeye bakıyor. Daha sonra gelmişsiniz Arrakis'in gezegeninin o kırmızı dönen büyük gezegene bakıyor. Üstüme düşeni yapmamı istiyorsun ama bunu kaldırabilir Ama miyim bilmiyorum. Bunu kaldırabilir miyim bilmiyorum anne. tam olarak neyi kaldıramamaktan korkuyorsun Erine? Yani senin için şu anda bu nişanın bu kadar zorlayıcı olmasının sebebi nedir? Ben hiçbir şekilde bunu anlayamıyorum. Beni bir makine gibi büyüttüğünüz için olabilir mi acaba? Seni bir makine gibi büyütseydik, sana Bene Cesaret değil, mentat eğitimi verirdim. Bunca yıldır sana en azından bunu öğretebilmiş olmayı umuyordum. Ha, makine olduğunu düşünüyorsan, seni direkt Hafız'ın yanına yollayalım. Eğitimle bundan sonra o şekilde devam edersin. Sen ne şımarık bir çocuksun ki şu anda belki de senin yaşında çoğu kızın, çoğu erkeğin sahip olamayacağı ulu bir amaca hizmet ediyorsun ve bunun uğruna eğitildin. Bundan daha kutsal, bundan daha yüksek bir şey olabilir mi bu hayatta? Ne olsaydı sümsük bir çocuk gibi sağda solda koşturup daha sonra da aşk dediğimiz saçma sapan şeyler uğruna seni evlendirse miydik? Daha sonra peşinde 5 tane küçük veletle herhalde gelip ölü babanın mezarının başında ağlardın. Travma geçiriyor şu an. Kızın şu an intihar harakiri falan yapıyor olması lazım ya. Yeter deyip lanet olsun böyle hayata. Lanet olsun böyle hayata. İstemiyorum artık deyip hep köşeye gitip ağlayacak artık. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum bu nasıl bir konuşma? Ben kendimi kötü hissettim ya. Valla yemin ediyorum ya, ben hayatımda hiç böyle fırça yediğimi hatırlamıyorum ya. Ama gözünün açılması lazım. Öyle salak salak etrafında dolanmaya karar verirse öldürürler. Kurtlar savrasında yaşıyoruz. Kız Çok şimdi çok inecek güzel. var düğmesine bastı, ben gördüm orada. Şu camı kırınız, kıracı alınız. Ama benim kafama vuruyor.
Aynen. Şimdi gemi yavaştan iniyor aşağı doğru. Bir şey yapmıyorsanız yavaştan indireyim o halde. Hani Arrakis'e tozlu dumanına inelim. Hazır mısınız arkadaşlar inmeye? İnelim bakalım. Bizi bekliyorlar. Pekala. O halde yavaştan bu güneşin ışının altında, hatta sıcaklığı şimdiden geminin içinde daha iyi olsa göstergelerden hissetmeye başladınız. Ne kadar aşağısının sıcak olduğunu, gündüz vakti iniyorsunuz çünkü. Yanınıza ne kadar su aldınız bu arada? Bir damacana getirdim ben yanımda. Öyle geziyorum. Bir damacana suyla gelmek. Çok iyi, tamam. Yavaştan tozu dumana kataraktan çöle kondu araç ve kapısı büyük bir gürültüyle harıl diye açıldı. Hatta şu an Hans Zimmer arkadan müzik veriyor. Öyle bir atmosferdi. Hans Zimmer 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 titreyerek böyle. Kapılar açılıyor ve aşağı adım atıyorsunuz. Gün ışığı tepenize vuruyor. Gözünüze oluyor böyle, hatta çok alışık olmadığınız bir ışık. Çünkü siz tropik bir gezegenden gelmişsiniz. Siz yeşillik görmeyince kendinizi bir garip hissediyorsunuz. Bu yüzden çok hoşlanmadığınız bir manzara var karşınızda. Evet. Damacana ile gelmişler abi. Damacana taşıyor şu an Mentat hatta omzunda. Mentat da taşımıyordur artık ya. Taşıyacak adam yok mu? Siz mi istediğiniz bu suyu diye getiriyoruz, kapıyı çalıyoruz. Evet. Aşağı adım atıyorsunuz. Biz birkaç adım atarak. Sizi bir karşılama ekibi, yani tören ekibi var karşınızda. İşte Kont Fenrig'in, Fenrig hanesinin flamaları dört bir yanınızda. Sizin yanınızda ne askerlerde de şey var. Göğüslerinde özellikle, hani bu zırhlarında. İki başlı Hydra. İki yöne bakan, iki farklı yöne bakan iki başlı Hydra'nın sembolü. Colt of Arm'ı. Hanenin sembolü bulunuyor göğsünde askerlerin. Ve kalkanları aktif hale getirerek şu an zaten şey indiler. Kartak şehrine indiler. Arakine değil. Kartak'a indiler. Yani burada şu an bilgin kadarıyla Handuo bunu biraz biliyordur. Harkonnenlerin havariyetleri hala sürüyor. Tamam. Kont Fenrig de burada zaten kendisi. Bir karşılama alayı var. İki yana dizilmiş askerler ve bir halı var önünüzde. Oraya doğru iniyorsunuz. Karşınızda da hemen bir şey var. Bir kadın ve uzun boylu bir kadın. Yanında da birkaç tane asker. Kadının üzerindeki kıyafet çok şatafatlı ve güzel duruyor. Masmavi bir, pardon yeşil, zümrüt yeşili bir kıyafet giymiş. Üzerine bir şey altmışlar. Hani böyle çölde tozlanmasın diye. Pelerin gibi bir şey var. Pelerin. Kafasında kapşonu var ama kapşondan kızıl saçlarını ve biçimli yüzünü görebiliyorsunuz kadının. Müzik bir tık artabilir, arttıracağım. Kont Fenrig yok mu? Kont Fenrig. Konta benzer bir şey, biri gibi yok. Yani bir kadın duruyor. Kadın en rütbeli şey kadın gibi gözüküyor, öyle söyleyeyim. Yanında da iki tane personeli var zaten. O personeller de böyle yanındaki çalışanlar gibi duruyorlar. Yanımızda kaç tane bizim askerimiz vardı? 4 tane falan. Güzel. Koruma altındayız öyleyse diye düşünüyorum. Etraf güvenliyse Lady'm beraber yürüyebiliriz. Aynen. Yani Erina yanımda, büyük ihtimalle Azedar ve Mentat'ımız bir adım geride. Kadına doğru ilerliyorum. Ama sanırım herhangi bir karşılama cümlesi falan söylemiyor. Yok, yaklaştığınızda başını kaldırıp sizlere bakıyor. Kadının şöyle şey atabilir misin bana? Knowledge, understand zar atabilir misin? Duygu. Bunu ama Fate'den at. Yani Fate ile Understand'ı birleştir. Ben zar atayım. Pardon. Zarı ben atıyordum burada. Fate ile Understand'ı birleştirip değerlerini mi söyleyeceğim? Yes. Sana toplam değerlerini. Yes. 13. Güzel. 1, 3 geldi. Understand'de fokusları neydi? Zehirler ve tuzaklar. Tamam. Bağlamıyor. Bir saksesim var. Şöyle ki şeyi fark ediyorsun. Kadının yüz hareketlerinden ve mimiklerinden sana sadece bir kaş işaretiyle ve birkaç parmağını oynatarak senin kardeşin olduğunu hissettiriyor. Tamam. Merhabalar. Kiminle
tanışma şerefine nail olduğumuzu öğrenebilir miyim acaba? Bizler Animagus gezegeninden gelen ve Kont Fenrig'in nişanlısını taşıyan ve bu nişan için son görüşmeleri yapmak üzere burada bulunan Hadrian Hanedanı üyeleriyiz. Ben Lady Tricia. Bu arada şey hemen... Daha doğrusu Grofin Tricia. Süper. Süper. Bu arada şeyi söyleyeyim. Shield şehirde olduğunuz için Shield tak açabilirsiniz. Ama getirmedik yanımda. Şöyle değilsiniz yani. O yüzden korkmanız gerek yok. Yaklaştığı zaman kadın böyle bir başını kaldırıp seni bir süzüyor tekrardan. Ve gayet dostane bir gülümsemeyle konuşmaya başlıyor. Benim adım Margot Fenrig. Kont Hashimir Fenrig'in eşiyim. Oğlumuz Conrad'la sizin kızınızın nişanı için geldiniz değil mi? Evet. Çok doğru. Biraz önce de belirtmiştim. Çok güzel. İsterseniz sizi korumalarımız şehrimize bıraksın. Bu arada kaç kişisiniz acaba deyip böyle bir hani sizin yanınızdaki işlerin sayısına bir bakıyor. Gözü ucuyla. 8 olmalıyız. Bir de kedi. Last Tiger. Bir de senin kaplan var değil mi yanında gelen? Kedi. O zaman kaplan dikkat çekecektir ya. Kaplana böyle bir göz ucuyla bakıp şey diyor. Çok namını duyduğumuz ürünlerden birkaç tane yanınıza getirmeniz çok hoş gerçekten. Çok ince bir davranış. Tabii ama bu benim için özel bir arkadaş gibi. Buna ürün demeyelim lütfen. Ürün olanlarını şehirde tutmaktayız. Bu arkadaşla birazcık aramızda ruh bağı oluştu. O yüzden yanımda geziyorum. Ona da ayrıca bir insanmış gibi kişilik verirseniz sevinirim. Çünkü kendisi de bir yatakta yatmayı seviyor. O halde ona özel oda ayarlayacağız demek ya. Çok daha iyi olur. Çok seviniriz. Ustam tam da komik kedi kumu falan da vereyim deyip saraya kedi kumu falan koyacağız. Eksik gitmezseniz. Evet. Benim Zubat nerede bu arada ya? Senin Zubat kafesteydi. Zubat eşyalarla birlikte mi oldu? Eşyalarla birlikte mi gidecek? Olabilir yani yanına alabilirsin kafesi. Sonuçta kafeste duruyor. Yani yanında duruyor olabilir. Yanında bir kafes vardır ve duruyordur. Çantaların arasındadır yani. Tamam, okey. Okey. Damacana sular da çalışanlar taşıyor diye tahmin ediyorum. Bu damacanaları. Doğru mudur? Siz taşımıyorsunuz yani. Yok. Okay. Bizim yok. Şeyler var. Kasla erkekler var. Pekala. Sizi yavaştan o zaman saraya doğru, Kartak Sarayı'na doğru götürüyor. Burası çok geri kalanına göre, Arrakis'in geri kalanına göre çok fazla endüstriyel bir şehir. Tesis gibi daha çok böyle. Sürekli bir yerlerden buharlar, dumanlar, işte toz altı kalan bir coğrafya. Çünkü Harkonnenler burayı çok hunharca kullanmış. Ve biraz böyle sanayi bölgesine çevirmişler gibi yani. Arrakis'in bunun yanında daha böyle gibi, doğal bir yer gibi kalıyor. Organize sanayi yapmışlar kendi içinde. İnsanlar daha böyle sokaklarda daha az buluyor çünkü toz ve duman çok rahatsız edici. Gevilerin yanından geçerken evlerdeki suyu tasarrufu kullanmak için yapılan mekanikler, hani düzenekler direkt dikkatinizi çekiyor. Yolda yürürken senin yanına varıyor bu Margot Hadrian ve diyor. Acaba konuklarınız yanına ne kadar su getirdiler? Yaklaşık. Yani... Bana mı diyor, şeye mi diyor? Sana diyor. Okey. Ya hazinedar olarak benim konuşmam gerekiyor gibi ama hayırlısı, buyurun. Ya su hazinedarı sorabilirsin. Yok, hazinedara diyorsa... Yok, sana söylüyor. Trisha'ya soruyor direkt. Tamam. Trisha kardeşi ya. Bizi hiç iplemiyor, anladım. Konuşuyorlar oradan. Bildiğim kadarıyla 5 damacanaya yakın su getirmiş olmalılar. Damacana bir ölçü birimi. Damacana bir ölçü birimidir, evet. Litre üzerinden gidelim bundan sonra. İnsanların kilosunu,
Kilosunu falan öyle soruyoruz mesela. Kaç damacana? Kaç damacanasın? Kaç canına? Ben çeyrek damacana ağırlığındayım. Peki 2 öküz ağırlığındayız. Erikliyim diye sormuşlar. Marka vermiyoruz. Şey diyor sana tekrardan. Acaba peki bu suları açıkta mı taşıyorlar yoksa şişeleri halinde mi yoksa hani gizli bir bölmede falan? Direkt cam pet yani... damacana. Hani gösteri gösteri mi taşıyorlar onu sormaya çalışıyor aslında suları. Yok plastik, yok. Plastik sular damacana. Sular karanlık. Bu bira şişeleme gri olur ya yuvarlak yuvarlak. Hı-hı. Varil şeklinde. Hı-hı. Öyle varillerde taşıyoruz abi. Çünkü termostatta olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sıcaklığı o su değil su buharı olur. O yüzden onun soğuk tutmak için gerekli anlaşıldı. Malzemeyi, mühimmatı yanında getirmiş olmalıyız. Tamam, okey, pekala. Ben gene attım zarımı da, tamam, okey. Bu şekilde mi cevaplıyorsun Ando sen kadının sorduğu soruyu arkadan? Ya teknik olarak ben cevaplamıyorum. Onun öyle bilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hazine bizim elimizde. Bu soruları bana sorulması gerekiyor. En çok bana soracaksınız diyor taraftan. Pekala. Trisha, o halde bunun bilgileri biliyorsundur. Söylüyor musun? Aynı şekilde iletiyor musun şeye? Kaç gün kalacağınızı bilmiyorum ama bu kadar su dahi sizin çalışanlarınızı idare etmek için az olabilir. Burada önemli şey sudur bilirsiniz ki. Peki siz suya erişiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Biz çeşitli damıtıcılarla ve gezegen dışından getirdiğimiz materyallerle sağlamaya çalışıyoruz ama tabii burada biz Kasaray'da pek fazla susuzluk çekiyor sayılmayız. O yüzden size de yardımcı olabiliriz bu konuda merak etmeyin kardeşim. Eğer eksik kalırsa. Evet, ben de aynı şekilde düşünmüştüm. Çünkü buraya gelmiş yüksek misafirler olarak sonuçta biz aynı zamanda Fenrik mesuliyetinde bulunuyoruz şu anda. Biz bir hediye ve cömertliğimizin göstergesi olarak yanımızda sularımızı getirdik. Ancak bu konuda sizin destek olacağınıza da hiç şüphem yok. Pekala. Yavaştan adım atarak şeye doğru çıkıyorsunuz. Sarayın girişine doğru çıkıyorsunuz. Orada Kont Fenrik olduğunu tahmin ettiğiniz soylu duran, kısa boylu ve çok dikkat çekici durmayan, hani böyle buradayım demeyen bir adam duruyor. Yaşlı bir adam. Abi çok böyle hani yolda görsen ya dikkatini çekmez yani yanına geçersin. Öyle bir adam. Kont Fenrik çünkü. Yanında da kısa boylu, siyah saçlı, böyle gururla böyle başını dik şekilde göğe bakan, böyle kendini beğenmiş olduğu çok belli. 16-17 yaşında çocuk var. Erkek çocuk. Bunların yanına doğru çıkıyorsunuz yavaştan. Margot seni tanıştırıyor işte Kont Fenrik'le. Efendime söyleyeyim yani çocukla tanışıyor. Çocuğun adı Konrad'mış. Konrad Fenrik. Geçen oyunda söylenen isimlerden aldım. Teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan. O isimlerden aldım. Konrad Fenrik bu sizin Erine'yle eğlendireceğiniz çocuk. Ve Kaşimir'i de tekrar tanıtıyor. İşte Kont Kaşimir Fenrik buyurun işte misafirlerimiz geldi efendim diye. Geldi kontum diye. Kont böyle bir duraksıyor. Hoş geldiniz. Yolculuğunuz umarım iyi geçmiştir ha. Oldukça iyiydi. Yani en azından herhangi bir sorun yaşanmadı ki bu da zaten iyi yolculuk standartlarında sayılabilecek bir şey. O halde yavaştan hava kararmadan önce hazırlıklarınızı yapın da akşam güzel bir yemek hazırladık sizler için. Güzel bir ziyafet. Orada esaslıca detayları konuşuruz değil mi? Baylar ve sevgili lady. Tabii ki. O zaman biz yavaştan odalarımıza çekilelim. Hı-hı. Hazırlıklarımızı yapalım. Akşam yemeğinde görüşelim. Okey. Odalara doğru yavaştan yönlendirirken Hando sen burada bağlantıların dedin kontak, supply kontak dedin. Kime karşı bir kontağın var senin burada? Kime malzeme, materyal tedarik sağlıyorsun? Buradaki kaçakçılardan hı-hı. baharat alıp gezegenimize götürüyoruz. Bizim geçim kaynağımızdan bir tanesi buradaki kaçakçılar. Burada birkaç kaçakçı tanıyor olma ihtimalim yüksek. Yani bu direkt Harkonnen veya Atreides ailesiyle pek bir alakası yok. Direkt
Üçüncü bir terörist grubu diyebiliriz buna. Kaçakçı Hı. olduklarından eminim ama ne olduklarını bilmiyorum. Bana sadece mal getiriyorlar, öyle söyleyeyim. Anladım. Yani şöyle ki sen sadece saplayı buradan alıyorsun. Sana veriyorlar yani. Evet, bir alışverişimiz var bu taraflaya ama o kadar yani. Kim olduklarını bilmiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum. Sadece elimde harita var. Kendileriyle hiç denk gelmedim. Sadece bir kendi aramızda baharat yolumuz var. Çin'den geliyor böyle. Hindistan falan. Yani ben direkt kişileri tanımıyorum ama dediğim gibi yoldaki adamlar birbirini tanıyarak bize getiriyor baharat. Öyle söyleyebilirim. Peki kaçakçılardan birinin ismini biliyoruz demiştik. Bu kişi adı nedir acaba? Kaçakçılardan birinin ismini biliyoruz derken burada bir ünlü bir lord varmış. İsmini hatırlamıyorum diyelim. Ha tamam okey ben ekleyeyim o halde. Yani ben sana dedim bıraktım da hani şey yaparız ben de ekleyebilirim. Ha, Şöyle. güzel bir isim bulamadım, aklıma gelmedi o Sıkıntı yüzden. yok ben hallederim. Gazali denilen bir adam. Tamam, Tamam. güzel isim. Gazali denilen bir adam. Bu sizin bağlantıları sağlıyor. Hatta kont sizin Graf Faust da buna haber göndermiş. Buluşmanız için. Siz saraya geldikten biraz sonra da kendisi giriş yapıyor. Ve senin yanına doğru, sen artık nerede hazırlanıyorsan oraya doğru varıyor. Tamam. Bu adam Fremen değil. Kaçakçı. Tamam. Var kaçakçısı ama biraz gezegeni biliyor az buçuk. Birkaç duruma hakim. Ve senin yanına direkt İmam Gazali. yönlendiriyorlar. Güzel. İmam Gazali yazdı da biri şeyde, chat'te. Evet. Gazar yanına geldiğinde sanmıyorum yiyeceğimizi çünkü zaten Gazar bir isim. Yani ben isim olarak kullandım. Gönderme olarak kullanmadım. Zaten dün gezegeninde çoğu isim Arapça, Farsça vesaire olduğu Yani için normal bir isim. illa bir tanesine denk yani illa bir tane imama veya şeye denk geleceğimiz için her türlü o yüzden hani çok fazla seçenek zaten elimizde yok. Şöyle filozof da var zaten bu arada. Şimdi Gazar yanına geliyor ve şey diyor. Seni buluyor Handu'yu. Sana yönlendiriyorlar. Hoş geldiniz. Oo, merhabalar. Handu. Buyurun. Gezegeninde Graf Faust'un gönderdiği bilgiler doğrultusunda size yardımcı olmam için bana talimat verdiler Baydu. Oo, demek ki aradaki kontak sizsiniz. Buyurun, dinliyorum sizleri. Galiba burada bir yardıma ihtiyacınız varmış ama doğru mu Tabii anlıyorum? tabii. Buraya başka bir amaç için gönderilip buradan birkaç tane erzak taşımamız gerekecek. Yardım ederseniz bunun için size minnettar kalabilirim. Erzak derken nasıl bir erzak acaba? Her zamankinin alışılmışın bir tık dışına çıkmak için geldim. Yani bu sefer direkt baharatla ilgilenmiyorum. Aa, çok Bir enteresan. evet, değişik bir artifak arıyorum aslında. Değişik, böyle çok bulunmayan. Aslında çok basit bir şey arıyorum, biliyor musun? Yani tam olarak sana bu bilgiyi gizlememenin hiçbir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Çünkü tam olarak bizden çok saçma bir şey istendi. Bir tane solucandan dişini sökmemiz istendi. Yani Açık açık söylüyor musun evet, yani bu, bunu? abi şöyle söyleyeyim. Benim understanding'im en düşük kişiyim. O yüzden Tamam. ben bu konularda ne yazık ki truth'um da düşük. O Ya bu yüzden arada şey çok deneyebilirsin ya. içimde kalamıyorum. Adamın çözmeye, anlamaya çalışabilirsiniz. O yani çok böyle mantıklı komünike etten işte efendim bunu anlatmıyor, bu yalan söylüyor mu? Understand'den bunun niyeti nedir? Bağlantı nedir tarzında seçenekleri sunabiliyorsunuz. Sunabiliyor oyun size. Bunları da yapabilirsiniz. Yani direkt hani pat diye söyledin ya o yüzden söylüyorum. Ha. Ama benim olayım zaten bu. Ben bu, yani benim şöyle söyleyeyim. İşime yaramayan şeyi bilmeme de gerek yoktur mantığında. Çok fazla bilgi sahibi de değilim. O yüzden bana çok saçma bir görev gelmiş gibi düşünüyorum. O yüzden saçma bir şey istendiğinden dolayı bu saçmalığı arkadaşa derdimi anlatmak üzerine söyleme gereği duydum. Tamam. Diyorum ki saçma bir küçücük bir solucanın dişine ihtiyacımız varmış. O dişi getirmeni istiyor bizden diye bu bilgiyi veriyorum. Tamam, pekala. Adam da pek solucan derken acaba şeyden mi? Yaradan'dan bahsediyorsunuz? Neyden? Yaradan'dan bahsediyorsunuz? Yani yaradanla pek bir işim yok. Buraya giderken toprağa kazacağım. Birkaç tane solucan bulmayı hayal edeceğim. Sonrasında dişlerini sökeceğim. Götüreceğim. Yani
bu planı kurma taraftarıyım ama tabii elinizde daha kolay solucan varsa sizden de destek alabilirim. Efendim çok yanlış bir yaklaşımla geliyorsunuz gerçekten. Buradaki solucanlar o kadar kolay kumu kazarak bulabileceğiniz şeyler değiller. Ha, onlar sizi buluyor daha çok, siz onlardan ziyade. Anladım. Daha kolay o zaman işimiz. İşi krizi fırsata çevirebiliriz. Bir tane solucan görmemiz gerekiyor bu durumda. Ya da sizin elinizde fazla diş var mı? Direkt onu alıp götürsek. Bunlar bizim pek elimize geçmez. Biz pek bunlara sağlayamayız. Ama ben size isterseniz yarın içerisinde bir eğer ornitopları ayarlayabilirseniz solucan görmeye götürebilirim isterseniz hani. Çünkü bu çölde oluyorlar ve tam beklediğiniz gibi değiller. Biraz daha korkutucu bulabilirsiniz onları. Anladım. Bakarız ama önce şu düğün işleriyle bir halledelim. Ön planda orada görünmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı işimiz boşa düştüğü vakit bir ornitopter ayarlar. Sizinle beraber keşfe çıkabiliriz. Pekala. Tamam, hemen ben ayarlamaları yapayım. Ornitopter için ayarlamaları yapayım. Efendim, Teşekkür Baydo. ederiz. Adam hani böyle senin bu cehaletin karşısında şoklar içerisinde uzaklaşıyor olaydan. Yani. Pekala, başka bir yani şu an girdiğiniz saraya, saray biraz dediğim gibi soğuk ve tonları da koyu tonlara sahip soğuk bir saray. Ve personelin yüzü çok gülmüyor. Personel ama gene de böyle robot gibi, köle gibi çalıştırılan, böyle hani aşırı bir yük yüklenen ve çalışmaktan başka çaresi olmayan çalışanlara sahip. Birkaç tane ev temizleyen kadın var ve aynı şekilde ayak işlerine koşan erkekler de var. Bu şekilde hani çalıştırıyorlar. Bazı çalışanların gözlerinin mavi olduğunu fark ediyorsunuz. Bir iki tanesinin belki. Çok nadir. Bu maviyi Peki biliyorsunuzdur. bunlar Fremen mi değil mi onu anlayabiliyor muyuz? Yani doğrudan iletişim kurmadan anlaman zor. Ama mavi dikkatini çekiyor, mavi gözler. Çünkü doğal değil bunlar. Mavi içinde mavi gözler, ibadın gözleri. Sizin dikkatinizi çekiyor. Ne olduğunu Mavi biliyor gözlerin. Ha, aynen. mu? Aynı şeyi sorduk. Ne olduğunu biliyor Yani mu? birkaç tane Tel Kitap okuduysanız gelmeden önce. Biliyorsunuzdur tahmin ediyorum, o kadar da hani şey değilsinizdir. Her yerde söyleyenler bir şey çünkü o genelde hani Harekis'le ilgili bilgi baktıysanız herhangi bir araştırmaya. Ki hafız bakmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, hafız bakmıştır. Evet, biliyor musun hafız? Ha, bir de burada Bunların hani sorarlarsa tabii. obtaining information dediğimiz bir olay var, yani zar atarak da ne bilip ne bilmediğini öğrenebiliyorsun. Daha fazla şey de öğrenebiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Hani bir şey biliyor muyum diye sormaktan ziyade direkt understand üzerinden bilip bilmediğinizi zarlığı tespit edebiliriz. Eğer ekstra bir şey öğrenmek isterseniz. Buna girişecek olan yoksa, yani varsa Yani alalım. beni şey olarak kullanabilirsiniz tabii. Biliyor muyuz diye. Yani biri zar... Yani eğer Hı. şu an ben hafıza yakınsam, erişimim varsa falan bu mavi gözlüleri gördükten sonra ona sorarım. Hı. Yani şöyle mesela atıyorsun, yani zarı da atmayı şöyle anlatayım. Hani o zarı ataraktan şeyi sorabiliyorsun. GM'e birkaç tane soru soruyorsun. Ben o cevapları veriyorum. Siz o cevaplardan aslında bunları bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz ya da öğreniyor oluyorsunuz birilerinden. Daha öncesinde bakmış oluyorsunuz vesaire. Yani orada açık. O şekilde kullanabilirsiniz. Pekala. Bir şey yapmak isteyen yoksa akşama yavaştan alıyorum. Bu şeyle ilgili ben bir D20 atabilir miyim? Tabii. Yani sen belirle DC'sini bunun. Hı. Ben bu mavi gözlüler hakkında ufaktan bir bilgi sahibi miyim değil miyim diye. Yani bunu oyunun mekaniği olarak değil de ben tamamen rastsal olarak Hı. randomize biliyor muyum bilmiyor muyum sorusunu öğrenmek için yapıyorum. Bunu ne nasıl bir hani bunlardan biliyor olabilirsin. Kaçakçıyız abi. Dün gezegenden baharattan bazen mavi gözlü insanlar getiriyor olabilir. Her şey Hı. olabilir yani. Bir bağlantıdan benim bu mavi gözle ilgili bir görmüştüğüm, tanışıklığım olmuş olduğunu düşünüyorum. Tamam, communicate'ten yürüyeceğiz o halde. Çünkü kaçakçılık Ama üzerinden dedik. düşük bir ihtimali olduğunu düşünüyorum. Communicate'ten yürüyeceğiz o halde. Bir tane bana drive seçer misin?
kendi karakter kağıdından bir drive. Communicate ile yani duty diyeceğim ama duty bende çok yüksek. Bu çok yükseltir truth, benim zarımı. Truth olabilir ya. Truth olabilir. 6 puanım. Ama işime yaramayan şeyle bilmeme de gerek yoktur. Bu fokusun tam zıttı. Evet o zaman o zaman o drive'a sıkıntı çıkartıyoruz bu arada. Ha, herkesin bir tane determination puan pointi var. Yani azim puanınız var bir tane. Herkeste. Bu azim puanı neye yarıyor? Zar atmadan önce bir tanesini bir yapıyorsunuz. Direkt critical success. Direkt başarılı oluyorsunuz yani. Veyahut da tüm zarlarınızı istediğiniz kadar bir dağıtıyoruz. Beğenmezseniz şayet. O bir tane puanınız var. O azim puanları bu şeylerle kazanılıyor. Drive'larla kazanılıyor. Yani drive aykırı bir şey yaptığınızda azim puanı kazanıyorsunuz. Yani aykırı bir şey yaparsan bir puan daha kazanacaksın nereden? Anladım. O zaman bu soruyu sormadım varsayalım. Elma yok öyle mi? Evet tamam. Ya bakmıyor musun hiç? Yok abi. Onunla değil. Çünkü gereksiz bilgi. Bazılarının yeşil olur, bazılarının mor olur. Bana ne? Seni ilgilendiren bir durum yok. Tabii tabii. Pekala. O halde yavaştan sizi salona alıyorlar. Bu arada şey hani şeyler içinde bağlantılar kurabilirsiniz. Sonuçta siz bir hançeri figan almaya çalışacaksınız. Niyetiniz bu. Bununla ilgili hani salona gelmeden önce şöyle de bir şey kurayım. Belli başlı casusluk araçlarınız var elinizde. Politik ajanlarınız var. Efendime söyleyeyim asetlerinizin arasında kullanabileceğiniz başka başka aletler var. Bu daha çok böyle şey gibi. Somut olmayan soyut asetleriniz. Yani mesela bir politik ajanın var senin. Değil mi Trish ya? Hafız senin neyin vardı? Benim de bir tane ajanım var. Eski bir ajan. Eski bir ajan. Yani bunları kullanarak aslında belli başlı bilgileri bunlar vasıtasıyla edinip bunları belli başlı işlere gönderebilirsiniz. Siz kendi rolüplerinizi yaparken. Yani talent olarak bende belayı çeken var ama ben bunu kullanmak istediğimi sanmıyorum şu an için. Bu belayı çekmek kötü bir şey değil aslında ya. Belalı kişilere evet, direkt ulaşmak yani. Konuyla pek bir alakamız olduğunu sanmıyorum yani. Durduk yere bela çekmeyelim. Olabilir. Var mı sizin aklınızda bir şey kullanmak istediğiniz? Hani asetlerinizi kullanabilirsiniz her daim. Tamam, biz şu an şeyde miyiz? Davette miyiz? Akşam yemeğini hazırlanıyorsunuz abi. Hani geniş akşam yemeğini. Geniş bir zaman olarak düşün bunu. Bunu free time olarak düşün. Downtime olarak düşün. Bu süreçte ajanlarınızı, asetlerinizi kullanıp yeni asetler edinmeye de çalışabilirsiniz. Mesela saraydaki biriyle konuşup onu kendi tarafınıza çekmeniz de mümkün. Yani açık olmaya çalışın biraz. Açık şeyler yapabilirsiniz. Çok çünkü oyuncuyu da şey yapan bir oyun bu. Teşekkürler tekrardan iyi yayınlar dileğiniz için. Yani oyuncunun da etki edebileceği, çok efektif olarak katkıda bulunabileceği bir şey. Okey. Bu yayınla bir arkadaş duş alın duş diyor. Bir saat boyunca abi free time'ımı suyu israf edeyim de banyo yapmak istiyorum dedi. Bunu görmesinler boş ama. Bir damacana yardım şu an. Boş. Geleceğimizi boşa akıtıyorsun. Geleceğimizi akıtıyor şu anda. Üzücü. Diğer ajanlarında veya asetlerini kullanmak isteyen var mı? Peki bir şey soracağım. Bu sarayın bir mentatı var mıdır? Yok. 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 Olsa zaten fark ederdim. Zaten Hashimir de geçici olarak burada. Siridar. Geçici Siridar. Yani yok boşlukta valilik yapıyor. Tamam. Ben eski ajanımı kullanayım ya. Pekala. Eski ajanın neyin eski ajanıymış? Harkonnenlerin eski ajanı. Harkonnenlerin içerisinde bulunan bir ajan. Çok güzel. Sen bunu sonradan kendine bağlamışsın. Ben de bunu kendime bağladım. Ya ben direkt ben kendime ya daha doğrusu direkt ben kendime bağlamadım da beni Tiliax'lar kendine bağladı. Dolaylı olarak bana bağlandı gibi oldu. Evet. Ne yaptırıyorsun kendine? O bağcana. Bir şey yaptırtmıyorum ya. adam şey vatandaşı orada görüyor muyum? Hı hı. Bulabilirsin, ulaşabilirsin, erişebilirsin. Tamam. Bir erişim sağlayayım ona. İsim duydurabilirsin. Hani rol de verebilirsin. İsim. 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 İsim ne? Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Faruk. Faruk. Olur ya Faruk. 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 Aynen Faruk. 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 Faruk.
Yanına... Farok abi. Hı. Farok'un yanına gidiyorum. Farok. Tamam. Farok eski Akron ajanı. Yani bu çalışanlardan bir tanesi mi olur? Herhalde öyle olur. Ayakçılardan evet. Eski. Evet. Yani senin... şöyle olsun. Eski Harkonnenler bu. Şimdi Harkonnenler gitti değil mi an itibariyle? Gidiyorlar diyorlar. Gittikleri söyleniyor. Evet. Tamam. Ya bu lokal olarak hizmet veren bir adam. Evet. Ya Harkonnenler buradayken bu vatandaşlara hizmet veriyor. Tamam. Birkaç kutuyu böyle kaldırıp bir yere koyduğu esnada sen yanına yaklaşıyorsun ve seni görüyor. Şöyle hareket yapıyor sana. Sonra arkadaki bir kilinin oraya geçiyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Michael Jackson. Orada bir güzel ben geldi. Ben de böyle gidilir. Hocam Mendat'ım bakın şuraya gideceğiz falan. Gizli hareket yapıyor oğlum işte. Hani ortalık yerde konuşmayalım diye. Dans mans ediyor bak. Gaz kilere çekti seni. Tamam, Hafız yanına doğru gidiyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Faruk. Nasılsın? Faruk. Düzel lütfen. Faruk. Nasılsın? İyiyim. Bunu konuşmamak için geldiniz. Çok çok dikkat çekiyoruz. Şu an buradaki durum nedir? Ortam çok gergin. Neden? Sürekli birileri çıkıp birileri gidiyor. Zırhında ablem olmayan askerler görüyorum etrafta. Konen askerleri değil yani. Gönder zar. Gönder zar. Communicate'den gönder tamam. Abi. Communicate tamam. Hı hı. Bir de drive'a bağla beni burada. Hani hangi bir amaçla yapıyor arkadaş? İletişim kuruyor da hangi amaçla kuruyor yani? Power üzerinden gidelim. Güç üzerinden. Tamam. Güç kazanmak. Güç kazanmak güç kullanılmalıdır. Akıllıca ve bilgece kullanılmalıdır. Değil mi? Değil mi? Ne güzel demiş hafız hakimi. Hafız hakimi diyor. Hafız hakimi diyor ki. Diyor ki. Evet. Söyleyeyim ben sana toplamını. 13. 13 pekala. O halde zarları gönderiyoruz. Focus'un uyuyor muydu bu arada? Focus uymuyor ya. Focus interrogation. Sıkıntı yok. İki saksesim var. Zorluğu sıfırdı. Yani bunları momentum olarak alıyoruz. İster soru sorarsın, ister biriktirirsin. Adamın bilebileceği bir soru. Communicate de alabileceğim bir soru. Tamam. Ben bir tane adamı şey yapayım, soru sorayım. Hı hı. Hı hı. Peki bunlar kimin askerleri belli mi? Sanırsam küçük bir hanenin askerleri ama neydi adı? Çıkartamadım şimdi. Galiba Nergal'di. Nergal. Burada tabii şimşekler yanıyor. Şimşekler yanıyor. Hemen kısaca geçelim. Hadrian hanesinin can düşmanı Nergal hanesinin askerleri gezinmiş buralarda. Ve başka kılıklar içerisinde gezinmişler. İkinci bir soru sorabilirsin veya saklayabilirsin. Bilmiyorum. Sırf ben mi saklayacağım ya? Bu arkadaşlar kullanacak şimdi. Ben saklayacağım bak. Öyle bu. Twist zaten. Bu oyun... Yok abi senin zarın. Bu oyun co-op. Bu oyun co-op da biz co-op muyuz? Evet. Peki saklayalım çünkü bir başka bir şey gelmedi aklıma. Tamam. Şu an. Okey. O halde ikiye çıkardık. Evet. Başka bir şey yapmak isteyen var mı? Adam sana bu bilgi verdi. Ben sorarsan pazara ineceğim. Sıkıntı olursa gene söylersin. Hafıza kimi. Sağ ol. Bir bakıyorsun kayboluyor. Bir bakıyorsun yok ortalıkta. Peki. Evet. Trisha sen bir şey yapacaksın mı? Bu da herhangi bir şey. Ben şeyi soracağım. Ben böyle Jessica gibi eski dillerden falan bildiğim bir şeyler var mı? Chocobs'la mı bilmek istiyorsun? Biliyorsundur herhalde.
Yani eğer odamı falan toplamaya gelen herhangi bir hizmetli varsa mavi gözlü, ben bir onunla iletişime geçmek istiyorum. Tabii. Bir tane kadın usulca ve dikkatlice örtüleri kaldırıp toplayarak yerlerine yerleştiriyor ve tekrar başını şöyle kapatıp sen yanına uzaklaşırken görüyorsun ki gözler mavi. Bir bakıyor sonra gözünü kaçırıyor tekrar şöyle. Bir saniyeni rica edecektim diyorum. Buyurun. Gözleriniz gördüğüm kadarıyla mavi. Gene bir bakar gibi oldu. Tekrar mavi görüyorsun, tekrar kapatıyor. Doğru. Bunun buranın yerel halkına özel bir şey olduğunu duymuştum. Yoksa siz o gizemli ırktan mısınız? İrem aramıza katılmış. Hoş gelmiş İrem SV0. Biz o gizemli halk derken biz Fremenleriz. Fremenler hakkında çok şey duymuştum diyorum. Ondan sonra eğer biliyor isem Çakobsa dilinde şey diyorum. Yaradana şükürler olsun ki hepimiz bir gün buluşacağız gibi bir şeyler söylüyorum böyle. Elbet bir gün buluşacağız. Kadını galiba etkin altına almaya çalışıyorsun. Doğru mu anladım? Hani Evet. tarafına mı çekmeye çalışıyorsun? Tarafından. Evet. Pekala. Communicate'de bir tane drive birleştirebilirsen bana söyleyebilirsin. Communicate'in neydi bu arada? Hatırlamadım ama tamam. Power'ı birleştirebilirim. Aa, yok, Duty birleştireyim. Tamam. Misyon için yapılması gereken yapılmalıdır diye düşündüğüm için. Söyler misin? Tam cümleyi söyler misin? Bu arada Duygusal Paladin gelmiş. 12 kişiyle teşekkürler. Hoş geldiniz. Duygusal adı şeymiş. Kadın adı Duygusal Paladin'miş. Ve şey diyor. Aha. Bir tane zarına bakıyoruz. Evet, gönder bakalım zarını. Ha, ben gönderiyorum, pardon. Toplam kaç yapıyor? Efendim? Toplam kaç yapıyor? Yani 14. 14. Hı. Evet. 3 ve 8. 2 ve 3. Çok iyi. 2 tane saksesim var. Gene aynı şekilde bu hani yanına tarafına çekmeye çalışıyorsun. Kadın sana tepki veriyor. Bu gözleri şok içerisinde. Mavinin mavisi iyice gözüküyor gözlerinde. Mavi içinde maviyi görüyorsun. Ve sizin bir oğlunuz yoktu değil mi? Hayır, kızım var. Ancak evlilik yoluyla bir oğlumun da olacağı söylenebilir. Hani bak oğlan. Umut da veriyor Cevap ya. bu. Umut da veriyor ya. Pekala arkadaşlar, buraya kitabı bilenler veya filmi okuyanlar anlayacak mı? Kusura bakmayın, özür dileriz. Spoiler veremem çünkü burada. Pekala. Gözler tekrar açılıyor. Saygıları sizin için. Kutsal anne. Bana burada kutsal bir ırkla karşılaşacağım söylenmişti. Aynı şekilde saygılar sizinle de birlikte Sayın Fremen diyorum böyle. İnanıyorum ki sizin ve bizim amaçlarımız doğrultusunda burada iyi şeyler gerçekleştirebiliriz. Emin olun ki sizin gibi önemli bir misafir ağırlamaktan çok memnunuz. Fremenlerin gözü üzerinizde hanımım. Fremenlerin saygısını kazanabilmiş olmak benim için kesinlikle bir şereftir. Ben işime döneyim artık. Direkt böyle onurlu ve mağrur bir şekilde işine doğru yollanıyor. Okey. Burada gelen arkadaşlar teşekkürler. Çok kalabalık olduk. Sağ olun sayenizde. Şimdi şöyle ki siz yavaştan yemeğe doğru gidiyorsunuz. Akşam olmak üzere. Yemeğe sizi çağırıyorlar. Ben şöyle banyodayım. La 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 şarkı söylüyorum.
Kapı çalıyor herhalde. Kapı yemeği çalıyor. Bekleniyorsun. Efendi, efendi Duo, lütfen suyu az kullanır mısınız? Tamam tamam, çıkıyorum şimdi. Arkadaş, 2 saattir banyoda su kullanıyor ya. Daha ne konuşuyorlar orada? Bitirdi bitirdi. Bir haftalık şeyimiz bitirdi. Suyu bitirdi diyeceğim. Şimdi yemek geldiğinizde yemek masasına Count Fenring, yani Haşimir Fenring, tüm haş olmayan haşmetiyle şeyde koltukta böyle çökmüş şekilde oturuyor. Tam karşısındaki koltukta, sandalyede daha doğrusu şey var. Margot Fenring, yani o Bene Gesserit olan, senin Bene Gesserit olduğunu bildiğin alımlı kadın var. Ve oğulları var. Yine tam sizin bulunduğunuz, yani şu masanın sağ tarafını düşün. Sağ tarafında 4 tane sandalye var. Bir tanesinde oğlu oturuyor. Diğer 3-4 sandalye boş. Ve Erin'le beraber sizin oturabileceğiniz şekilde. Oraya yemekler dizilmiş. Karşı tarafta, yani masanın sol tarafında ise ne tabak var ne çanak var. Sanki orası boş tutulmuş gibi ama sandalye var. Üçünüz giriyorsunuz. Erin'e geliyor. Erin'e getirecek misin bu arada Trisha? Erin'e gelecek mi? Efendim? Erine'ye getiriyor muyuz buraya? Getiriyoruz. Pekala. O halde Erine'nin yanında 4 kişisiniz. Tam hani o çocuğun, Conrad'ın yanında 4 tane sandalye boş. Karşıda da 3 tane sandalye var. Ha, yani şey. Hando ve Hafız için de var sandalye. Evet. Şey falan. Evet. Tabak, çanak falan. Sizi gördüğü gibi Margot Fenring ayağa kalkıyor. Hoş geldiniz yemeğimize. Aslanımıza şeref verdiniz diyerek. Sadece sağ tarafında, yani Count Fenring'in sağ tarafında olan sandalyeleri çekip oraya davet ediyor. Bu özel oturma düzeninin bir sebebi var mıdır? Lady Fenring. Countum Haşimir Fenring genelde sağda oturan misafirleriyle daha olumlu muhabbet ettiğini, sohbet ettiğini iddia eder. Anladım. Güzel bir inanış tabii. Bir sonuçta bazı... mimik, birkaç mimik oynuyor kadının gözünde. Sen Bene Gesserit olduğun için Hyper Everance'dan direkt anlıyorsun. Misafirler gelecek demeye çalışıyor karşı tarafa. Ama söyleyemem demeye çalışıyor. O nasıl bir kaşmış ya? Oğlum bunlar kaş kelime. Bunlar böyle parmak, iki parmaktan bir tane kaş gözden direkt böyle kitap anlatıyor yani. Paragraf okuyorlar. Vallahi billahi. Dune'u okumuş gibi olduk. Ben de hızlıca böyle kaş göz hareketleri, çaktırmadan el hareketleri yapıp dikkatli olmamızı gerektirecek bir durum var mı diye soruyorum. Fenrik'e bakıyor kadın ve Haşimir'in gözleri üzerinde. Ama Haşimir'in gözlerinden de Haşimir'in biraz uyanık biri olduğunu fark ediyorsun. O yüzden başını eğerek hiçbir şey söylemeden masasına, tekrar sandalyesine oturur gibi yapıyor ve sizi davet ediyor. Ben Erina'yı çocuğun yanına gelecek şekilde oturtuyorum. Alın siz katanışın diye mi? Aynen, siz kardeş kardeş oturun hadi diye. Evet. Hafıza da yaklaşıyorum. Böyle gülümserken sanki bir anlığına önümdeki bir şeyi düzeltiyormuş gibi yapıp mümkün olduğunca ağzımı gizleyerek, misafirler var, dikkat etmeni istiyorum onlara diyorum hızlıca. Hı hı. Sonra başımı kaldırıp Konta ve Lady'ye tekrardan gülümseyip yerime geçiyorum. Evet. Hando ve Hafız Hakim, siz ne yapıyorsunuz? Hafız Hakim konuşsun önce çünkü of. Benim yanımda Last Tiger da var. O da mı geldi? Tabii o da bir kişi. O da, böyle... da yer ayırtmadılar. Masa koymadılarsa varsa ya zaten kavga çıkartırım orada. Bacağın arasından çıkıyor böyle kaplan. Yapıp böyle geri tekrar çekiliyor değil mi şöyle? Evet evet, yanımda sürekli. O da bir kişilik. O da bir insan. Okey. Buyurun. Hafız Hakimi direkt şeyin yanına oturuyor.
Bene Cesaret'in yanına oturacak direkt. Ondan sonra biz zaten şeyleri duyduk değil mi bu konu? Ha pardon, pardon duymadık. Bunlar kaş gözle anlaştılar değil mi? Evet. Okey, tamam. O zaman meta yapmadan devam edelim. oturuyor ya direkt hafız hakimi. Bir şey yapmıyorum. Pekala. Ama ben sana evet, söyledim misafirler gelecek diye. Hani onu biliyorsun. Şöyle bir ekleme yapabilir hafız hakimi. Hı. Otururken sessizce sana doğru dönüp misafirlerimizin kim olduğunu biliyorum galiba. Korkarım ki. Deyip oturuyor. Evet Hando, sen ne yapıyorsun? Ha, kaplan için masada. Panter için şey yapmışlar pardon. Kaplan için kaplanı görünce daha doğrusu birkaç hani kadın böyle gelip işte şey hani senin Trisha'nın konuştuğu neydi kadın adı? Ha tabii duygusal paladin. O gelip böyle şey yapıyor. Panter kaplan için bir tane böyle kap yemek kabı ayarlamış. Onu götüke koyuyor. Güzel. Üzerine böyle et atıyor. Çiğ pişmiş karışık. Tamam. Onun mamasının olduğu yerin yanındaki ilk sandalyeye yok. Ben de oturuyorum öyleyse. Tamam. Sandalye geçiyorsun. Panter böyle şey, kaplan yani. Last kaplanı. Senin talimatlarını anlayarak. Çünkü sende bir iletişim tabii, var tabii, halinde. Tabii tabii. Şöyle dönüyorum ara ara. Seviyorum onu. Öyle uzaklıktayım. Kont böyle şey olmuş. Gerilmiş hafiften böyle. Bir kaplanı görünce böyle bir ne oluyor gibisinden davranıyor. Sonra tekrar başını öne eğip sana dönüyor Handu'yu. Bu güzel fikir. Kaplanımın şey, adını Chester koyun bu arada. Chester mi olsun? Evet. Tamam, adı Chester, tamam. Kaplanınız alışkın galiba böyle topluluk ortasında. Tabii tabii, çok uysaldır. Biz onunla kaş göz yaparak anlaşabiliyoruz. Ama sofraya böyle bir devasa bir canlı getirmenin hakaret anlamında bir anlayan olar olabilir. Ben en azından sizi tanıdığım için az buçuk hoş karşılayabilirim. Yani bizler ki Hadrian ailesiyiz. Bizler ki bütün hayvanlara kişilik, hak, özgürlük, adalet modifiye edebilen insanlarız. Onun da bir kişiliğinin olduğunu... Kimle ya? Onun da bir kişilik olduğunu benim bildirmeme gerek yoktur umarım. Evet. Kendisi yeterince uysaldır, yeterince yanımızda gezmiştir. Kendisi de artık benim en yakın dostumdur. Bu sebepten dolayı sizlere sorun çıkartmadığınız takdirde saldıracağını sanmıyorum. Pekala. Çok sıra dışı bir ailesiniz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Özellikle istediğiniz bir hayvan var mı? Size de bir sonraki geldiğimizde sunabiliriz. Buradan iş koparmaya çalışıyorum. Ha süper. Süper. Tamam şey yap abi. Communicate. Atalım. Communicate bir tane bir şey bağla. Communicate with duty. Duty evet. Hanedanın duty, hayatta kalması için kasası dolu olacak. Adam işte tam bir hazneder. 8 artı communicate 6. 7-7, 14 yapar. 14, tamam. Fokusum tut... Aa, 20 geldi. Şimdi şöyle, 20 çok kötü bir sonuçlar çıkartabilen bir saf. Bizde kritik fail anlamı taşıyor. Ne yazık ki natural. Evet. 20 kötü bir şey getiren bir şey. Eğer değiştirmeyeceksen sonucu herhangi bir şekilde determination harcayıp hani tekrar atmayacaksan bu şekilde işleyeceğim. Yani bunu arkadaşlarıma sormak istiyorum. Arkadaşlar, tehdit seviyesinin 3 olduğunu düşünerekten büyük ihtimal 4'e de çıkacak. Momentum veya determination nasıl çevirebilirim? Determination azim. Yani atıyorsun ve istinik arzları bir daha gönderiyorsun. Momentum da kullanabilirim. Momentum'u zar atmadan önce ekstra zar için harcıyorsunuz. Yani ekstra zar. Anladım. Momentum'da determinasyon yapamıyorum. O zaman ben o azmi yiyeyim. Tamam. Tatlı tatlı. Çünkü bu konu bizim ana konumuz. Bunda hata olmasını istemem. Tamam. Yiyelim sonra onu düzeltiriz. Ekstra zar istiyor musun Erdem peki? Çünkü bunun success'i biraz 2. Yani ilk success gerekiyor. Ekstra zar istiyor musun öyle sorayım. Ha, o zaman
Bir tane momentumu yiyelim arkadaşlar. Bence bu konuda hemfikir miyiz? Sonuçta kasamız boş ve paraya ihtiyacımız var. Ve burada da hayvanlardan hoşlandığını fark ettiğim birileri var. Bunu krizi fırsata çevirebiliriz. Ne dersiniz? Sen takıl canım bize. Bizden danışarak şu an şey yapamazsın yani de. Son peşin peşin bir momentum yaktım abi. Tamam. Bana kaldıysa alçak ve pusht olarak bir tane momentum el koydum. O Biz burada şey halde yapıyoruz. şöyle şey yapalım. Momentumları biz biriktiriyoruz. Adam cayır cayır harcıyor yani. Abi 20-12-8. Yine mi 20 ya? Bir 20 daha var burada. 20 geldi. Bu iş 8. olmayacak. Ben buradan bunu anlıyorum. Zorlamanın anlamı yok. Zorlamaya gerek yok evet şimdi. Ama bir tane Evet, saksısın evet. var. Bir saksısın var. İki gerekiyordu. Yarım kaldı ama ne Evet. yazık ki. Haşimir pek teklifinde ilgilenmiyor. Ama 20'den sana şöyle bir dezavantaj vereceğim. Bu teklifinde ne kadar alçak ve çıkarcı bir insan olduğunu şu an anlaşıldı. Bu yemek masasındaki sahne bitene kadar senin çıkarcı olduğunu göz önünde bulundurarak hareket edecek herkes. Yapacak bir şey yok. Bunu zaten göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. Bir zamana kadar bulundurmamaları hata. Bundan sonra bulunduracaklar ama. Sizin de ne kadar çıkarcı çalışanlarınız varmış. Hanenin gerçekten bu kadar namının yükselmesi bu tarz yaklaşımlarla ilginç. Yip laf sokuyor. Yalnız siz Harkonnen Hanedanı olarak Harkonnen değil bu. Atreides tarafından Bu Fenrik. bulunduğumuz yer Kartak ya. Evet ama bu Fenrik. Bu Kartak baş olarak söylüyorum. geçici seridir. Ha tamam. Okey. Go. Yani Harkonnen Hanedanı hayatına devam ettirebilseydi baharat konusunda bu tür çileler çekmeyecektik. Melanjın fiyatı çok yükselmesi sebebiyle bizim de kasamıza az baharat gelmeye başladı. Bu sebepten dolayı ta bizim hanedanımızın başındaki Kont Faust bile yetersizlikten dolayı şu an yatalak hale geldi. Bizim acilen para ihtiyacımızın olmasının sebebi buydu. Bunun için fırsatçılık yaptım. Kabul etmediyseniz ne ala, yapacak bir şey yok. Biliyorum ihtiyacınız olduğunu. Yoksa nişan için bu kadar acele etmezdiniz, değil mi? Ne yazık ki. Yani evet tabii. Şimdi yemeğe başlamak için isterseniz buyurun. Size önce ziyafetimizi yapalım. O ziyafet esnasında da sohbetimizi gerçekleştiririz bu ciddi mesele için. Sonuçta çocuklarımız burada birbirlerini tanıyorlar. Öyle değil mi Konrad? Konrad kara bir şekilde kıza bakıyor. Senin erinana bakıyor Trisha. Sonra kendine bakıyor. Ukala ve beğenmez gibi bir tavırla böyle yapıp başını öbür tarafa çeviriyor. Hani sen bundan şeyi anlayabilirsin. Ben düşe düşe bir tane işte küçük hanenin kızına mı kaldım? Yok muydu padişah, emperorun sen bu bekar olan bir kızla beni onunla yapmadılar da bununla yapıyorlar gibi. Böyle o hareketini gördükten sonra Kont'a dönüyorum. Görüyorum ki Konrad henüz değerli şeylerin kıymetini anlayacak yaşa gelememiş gibi duruyor. Ama önemli değil. Evlendiği zaman eminim ki Erina ona neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu çok iyi öğretecektir diyorum. Yerin adam böyle hadi ya der gibi bir bakış görüyorsun. Öyle miymiş ya? Dermiştesine. Hafız pardon, bu devam et buyur. Şey soracaktım sadece bu yemeklere gelince biz zehir şeyini bizim sarantulayı soksak. Zaten yapılacak o. Yapılacak da sen hani Tarantula'yı ayrıca sokacaksın. Okey, ya gönder. Nerede saklı Tarantula? Nereden çıkıyor? Yani giydiğim kıyafetin böyle kat kat şeyleri var. Başımda ekstradan bunun gibi bir şey örtmüşüm ama aynı zamanda giydiğim kıyafette de bu şekilde kat kat örtüler var. Bir tanesinin altından çıkartıyorum. Hani bende olup olmadığı belli bile olmayacak şekilde zaten üstümde bir sürü
kumaş parçası olduğu için ve konttan çok Margot'a dönüyorum. Hı hı. İzninizle diye böyle sarantılayı şöyle ellerimle masaya bırakıyorum. Masaya bırakıyorsun. Tam bu zehir kokuları bunların devreye gireceği anda senin sarantulan erken davranıp bacaklarını açarak böyle kocaman yemekten üzere tık 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 o ayaklarıyla böyle içecekleri falan inceliyor. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi. Bu arada bunu yaparken tabii Margot'un sırasındaki iğrenç bakışı, kusmak üzere olan bakışı görüyorsun. Bir gerçek anlamda bir örümceğin çünkü yemeklerine dokunmasından ötürü. Kimdeki? Şöyle, Margot'taki bakışı görüyorsun. Böyle hani aha, bir örümceğin ayaklarıyla böyle yemekleri incelediğini gördüğü için böyle bir kusar gibi olup hani kendine geliyor. Haşimir böyle gibi bakıyor sorun falan. Yok, sorun yok. Biz alışkınız böyle bu tür şeylere. Yani tiksinmenizi gerektirecek bir şey yok. Onlar da hayvan sonuçta. Örümcek toplanıp abi tekrar senin yanına iniyor Trishia. Margot bu hani tıkır tıkır sesler ve bir anda sessizliğe gömülüyor ortam. Şey diyor. Benim galiba iştahım yok. Adrian'ın yüksek hayvan teknolojisiyle birebir karşılaşmış olmak bence bu masadaki herkes için büyük bir onur olmalı. Bu gördüğünüz hayvan eminim ki su görmemiş bu memleketteki her şeyden daha temizdir. Deyip böyle büyük bir keyifle çorbamı içmeye başlıyorum ya da ne sundularsa artık. Bahar kokulu, tarçın kokulu yemekler ve beraberinde işte bahar kahvesidir, ıvır zıvır. Hani her şeyde bir bahar kokusu, bir tarçın, keskin bir tarçın kokusu alıyorsunuz. Yediğiniz her şeyde. Hissediliyor yani bu. Bu şekilde yediğiniz esnada şey, yemeğin ortasına doğru hafiften böyle sohbetler, havadan sudan konuşmalar vesaire yapılıyor. Konrad pek Erina'ya şey değil, Erina'nın tarafına pek dönmüyor. Ama Haşimir hani biraz zorluyor Erina'ya konuşması için işte nasıl büyüdüğünü vesaire falan tarzında. Kızı konuşturmaya, kız hakkında bilgi almaya çalışıyor yani. Margot sürekli bir gözü sende Trishia. Ve çok az kişi olarak böyle yemeği yiyorsunuz. Hafıza kimi ya da daha mı siz herhangi bir şey yapıyor musunuz yemek esnasında? Muhabbet veya sohbet anlamında biriyle konuşmak veya bir şeyi bağlamak, bir şeyi çözmek, kavuşturmak için. Ben hafız hakimi bir çevreyi bir şey yapıyor, genel bir gözlemek istiyor. Hı hı. Masanın dışındaki insanlar ne şekilde davranıyor veyahut da herhangi bir şey var mı, dikkatini çekecek bir durum var mı? En son elde ettiği bilgiye de hı hı, nazar al diyelim. Tamam. Etrafta köşelerde daha doğrusu şeyler olduğunu fark ediyorsunuz yani. Karanlıklarda, gölgeler içerisinde. Eşiklerde vesaire belli başlı askerler var. Bekliyorlar. Hani şey anlamında nöbet tutar gibi bekliyorlar. Kapıların başlarında duruyorlar. Fakat masaya da ulaşabilecek mesafedeler. Ve etrafınızda birkaç tane bulunmakta bu şekilde. Uzak ama hani odanın uzak köşelerinde bulunuyorlar. Herhangi bir hareketlilik. Şöyle yemeğin belli bir noktasından sonra Haşimir yemeğin hani böyle işte ağzını falan böyle bir temizleyip sesiyle kaldırıp başını şey diyor. Sanırım artık şu nişan meselesini konuşma zamanı geldi galiba değil mi? Bence de artık bunun için bir şeylere karar verilmesi lazım. Nişan hediyelerinizi sunacaktınız galiba. Ama öncesinde size bir misafirimizle tanıştırmak isterim. Kendileri yakın zamanda buraya uğrayıp bize de benzer bir teklifte bulundular. Diyor ve elini şeye doğru açıyor. Diğer tarafta hani bu sizin oturmadığınız ve boş bıraktığınız masanın sandalyelerin olduğu taraftaki kapıya doğru uzatıyor. Ve oraya doğru çevirdiğinde de şey görüyorsunuz. İçeriye 2-3 kişi giriyor kapıdan. Tok adımlarla. Yavaş, ne güzel. Gölgeler yavaştan açıkta yaklaştık zaman bu kişiler. Ve bu kişilerden birini siz tanıyorsunuz. Üzerinde böyle siyah bir kıyafet var. İnce bir kıyafet var. Siyah bir cübbe gibi. Ama başı açık hafiften.
Gözleri sürmeli. Böyle şey gibi ya. Hani elinde böyle uzun bir tesbih. Bu hani A filmlerindeki hanım ağlar olur ya. Hani o tipte biri giriyor ve yanında şey var. Bir tane gene kapşonlu ve maskesi olan bir zat. Hemen yanında da ufacık bir kız var. Bu siyah giyimli olan kadını siz tanıyorsunuz. Daha önce duymuştunuz çünkü biliyorsunuz adını. Bu Siener Ana. Nergal hanesinin hanım ağası. Evet. Aynen. Yanında da küçük bir kız. Muhtemelen bu ailenin iki kızından biri. Ama Nergiyan. Ama bu üçüncü şahsı, üçüncü zatı yani bu cübbeli olan zatı ve maskesi kapalı olan zatı tanımıyorsunuz. Onu ilk kez görmüşsünüz. Üçü ilerleyerek masaya doğru yerleşip sandalyelere geçip oturuyorlar. Abi kesiyorum ama bizim Chester chatte benim Tiger'ın yerine rol yapıyor. Diyor ki her sahneden adamı görünce kulakları kesildi. Yemeğini bırakıp onlara doğru süzülüyor diyor. Bunlar masaya tam otururken o zaman kaplan arılarından geçiyor. Kendi arılarından değil mi? Böyle sürtünerek geçiyor. Hırlıyor mudur ne yapıyordur bilmiyorum ama. Böyle bir kaplanı görünce tabii bir duruyor hani bizim hanıma. Melanet şey. Sandalyeye oturuyor tekrar. Sizin çünkü hayvanlara karşı olan yaklaşımınızdan hoşlanmıyor haliyle biliyorsunuz. Kırılıyor mırılıyor bizim hayvan. Sakin ol oğlum. Şöyle bir boynunu çevirip enlik tespihi çevirerekten böyle. Nasılsınız Terişi Hanım? Melanet. Oğlum şu an asmalık olan beni hiç şaşırtmıyorsunuz. Yine her zamanki gibi olmamanız gereken bir yerde burnunuzu sokmuş bir halde buluyorum sizi. Gene sizin bu zillet canavarları hayvanlarınızı alıp gelmişsiniz ha? Yani başarabiliyorsanız daha iyisini yapıp sunmanızı öneriyorum size. Abi Günan abi de... Kaçırın lüzum olduğunu düşünmüyorum. Günan abi de Özcan Deniz dediler de. Keşke asmalı konağa dair bir şey bilseydim de yapsaydım ama bir replik falan bilseydim ama yok ya sıfır. Sıfır abi yani yoksa yapardım bir şey de. Pekala Tilişi Hanım. Bak görüyorum ki buldunuz. Genç gelecek vadeden kaymak gibi çocuğu hemen nişan takmaya çalışmışsınız. Bırakırlar mı size ha? Sakin ol Chester. Chester sakin bizim ol. Bizim hanemiz. Aa doğru bak evet bak hemen göz kesiyorum Duygu. Kaplan tabii bunu duyunca böyle arrr oluyor böyle ne demek sen ne demek istiyorsun diye. Devam et. Bizim hanemiz sizinki gibi sığ amaçlarla hareket etmez. Gelecek vadeden kaymak gibi çocuk. Bence Konrad Henry'e yapılmış büyük bir hakarettir. Çocuk tabii böyle kararsız aranızda kalmış biraz. Yanlış anlamayın. Çocuk araya giriyor bu Konrad. Tabii ki beni övmeye çalışıyorlar. İltifat etmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim iltifatlarınız için ama dediğiniz gibi Terişi Hanım ben gerçekten böyle iltifatlara ihtiyacı olmayan bir bireyim biliyorsunuz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Sizin bizzat varlığınız bile zaten sahip olduğunuz ismi, haneyi önemsiz kılacak derecede önemli. Bunun farkında olmanızı ümit ederim. Ve buna değer verecek insanların da bilincinde olduğunuzu zannederim. Ben de öyle zannederim.
O halde tekliflerinizi alalım bakalım. İki hanede benim güzel oğluma talip olmuşlar. Acaba aranızdaki düşmanlığı biliyorum, merak etmeyin. Ama ben burada bir uzlaştırıcı konumunda olmaya çalışıyorum, takdir edersiniz ki. Bu nişanı en doğru şekilde yapmak ya da bir evlilik bağ kurmak sizin gibi iki güzel hanenin de umarım barışmasına vesile olur, değil mi? Size bir sorum olacaktı sevgili kont. Böyle bir misyonu edinmenizi gerektirecek ulu amaca nereden sahip oldunuz? Bunun sizin haddiniz olduğuna nereden kapıldınız diye çok merak ediyorum. Şu an burada yapılan hem hanemize hem de bu nişana büyük bir hakaret olarak addedilmeli. Ancak neyse ki biz Hadrian hanesi çok ulu ve yüksek gönüllü kişileriz. Bu hakaretinizi küçük bir siyasi hata olarak kabul edeceğim. Bir communicate atsana ya. Communicate bir atayım. Bir communicate baş bağla. 6. Drive'la da bağla. Bir drive'la da tabii ki power güç için yani. Evet. Görev keskin bir kılıçtır ve bu güç bu kılıcın keskin tarafındadır. Mükemmel bir sözle. Ben de onun üstünde yürüyorum. Mükemmel. Abi zarlar o kadar kötü geliyor ki Duygu. Evet. Tamam, bir etkisi olmadı. Kötü de gelmedi. Başarılı olsa çok güzel bir şeyler verecektim de. Taksisi tutturamadık yani. Ama tabii sözlerin bir ağırlığı oldu. Hani ortamda bir buz kesti. Haşmir tam söze girecek diye böyle hani kitlenirken ki sen burada şeyi fark ediyorsun. Bu adam hani kendini kasten böyle şey göstermeye çalışıyor. Kararsız ve güçsüz göstermeye çalışıyor. Hani bu adam kendini güçsüz göstermekten göstermeyi istiyor. İnsanlar onu küçümsemesini istiyor. Aklına şeyin sözü geliyor. Graf Kafaust'un. Count Fenring ürkek bir tavşan katil gibidir. Yani hem ürkek bir tavşan hem de bir katil gibidir. Bu da onu çok tehlikeli biri yapar. Gibisinden. Sözde şey giriyor. Karşıdaki Siriana. Kadın adı neydi? Siyaner ana. Siyaner. Siyaner gibi. Siyaner ana. Terişyanım. Az çok... Dilleriniz de pek mi uzamıştı o görüşmeyeli? Sizin bu hayvanlar üzerine yaptığınız ahlaksız deneyleri duymayan kalmadı. Yani ahlak tanımını pek sizin hanenin bilmesini beklemiyorum ben zaten. O yüzden bu konuda konuşmasanız daha iyi olur diye düşünüyorum. O halde ben Haşimir söze giriyorsa tam üzerine bunun. O halde dediğimiz gibi bana tekliflerinizi bildirin. Bu nişan için ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Ne gibi çeyizler sunabilirsiniz? Buna göre biz Margot Hanım'la değerlendirip eşimle değerlendirip durumla kanlı bir karar alacağız kontesimle beraber. Yani aslında şöyle sizden biraz teklif bekliyor gibi. Nasıl bir teklif sunabilirsiniz bu evlilik için? Gibisinden. Madem kendileri sonradan geldiler, önce Nergel Hanesi'nin tekliflerini mi dinlesek acaba? Handuo, Hafız Hakimi. Yani biz hayvan yediğinden başka bir çaremiz olduğunu düşünmüyorum ama aynen. Bizim rakiplerimiz ne yapabileceklerini merak ediyorum. Her zaman bir üstüne çıkabilecek kadar kudretimiz vardır. Rakipleriniz şunu ileri sürüyor. Öne sürüyor daha doğrusu. Söze giriyor gene tekrar. Sienera'na. Bizim usta suikastçilerimizin ve onların hançeri sırçalarından kimse kaçamaz. Eğer biz mahallemizde evlilik yaparsanız biz size çok güzel yetenekli adamlar sağlarız. Ayrıca
Bilirsiniz ki biz efendime söyleyeyim çok tarım konusunda da bilge biriyiz. Çok güzel otlarımız, şifalı bitkilerimiz bulunmakta. Bunlardan da size sağlayabiliriz Hontaşimir. Ayrıca yani bu böyle alaksız ve havanlar üzerinde ne yapan kötü bir aileyle aynı yerde anılmaktan hoşnut kalacağınızı sanmıyorum. Bunlar Bene Tiryaks'la kesin bir işbirliği içerisindeler. Ben biliyorum. Sessizlik al. Haşimir tekrar bir... Pardon, buyur tamam. Buyur abi. Şeye doğru dönüyorum. Lady'ye doğru dönüyorum. Ben Cesaret'e doğru. Konuşabilir miyim Lady'm? Tabii ki. Tabii ki. Efendim, onlar size sadece çeşitli suikastçılar sağlarlar. Ve bizim hayvan deneylerimizi kötülerler. Fakat biliyorsunuz ki biz herhangi bir şekilde işe yarayacak bir çeşit hayvan üretmekteyiz. Ve bunlar tamamen sizin kontrolünüzde olacak. Onların sağladıkları adamlar da onların kontrolünde olan ve size verilmiş olan adamlar olacak. Pekala. O halde komünikasyon umarım iyidir. Komünikasyon iyi. Tamam. Şimdi zorluk bir komünikatörü görelim ikna etmek için. Artı bir tane drive ile bunu bağla. Bunu duty ile bağlayabilirim. Duty is a sharp blade ile. Evet. Keskin bir kılıçtır görev diyorsun yani. Aynen, görev keskin bir kılıçtır diyorum. Ama bu biraz diyorum. Radikal bir yöntem önermeni de gerektiriyor. Çünkü keskin kılıç biraz radikal bir şey. Radikal ne önerebilirim? Adamı öp diyor bak mesela. Ne diyor? Adamı öp diyor Barış. Radikal bir yöntem. Gayet radikal. O çok radikal ya. Kendimizi de bozmayalım ya o kadar da. Şöyle ki, şey olabilirsin. Siyanar ana yok. Ya bir dur şimdi hafız hakim öyle hemen milletin tuzağına atlayacak bir adam değil. O yüzden. Herhalde. Daha böyle şey sert bir ne derler? Ürünün önerebilirsin. Belki. Sert bir ürün. Yani böyle daha böyle yani şöyle olur ya. Breakthrough vardır ya. Hani her teknolojinin bir breakthrough vardır ya. Hani uç bir teknoloji mesela. Sizin için. Bizim için uç bir teknoloji. Şey gibi mi bu? Çilek görünümünde ama portakal tadı veriyor. İçini kestiğinde de elma dokusunda gibi. Yani en değerli şeyiniz de olabilir. En sert ürününüz de olabilir. Abi o zaman ben oraya gireyim. Yok ama ben şimdi zar atacağım ya. Okey. Ona göre zar atacağım ya. Sen o yüzden oraya girme. Chester'ı masaya çıkaralım teklif edecektim. Ne? Chester'ı masaya koyalım teklif edecektim. Oo, mesela böyle. Chester'ı masaya koymayalım da ben de Chester'dan zaten aklıma bir şey gelmişti ama. Şunu şey yapabiliriz. Mesela efendim bu görmüş olduğunuz Chester. Pando'nun yakın arkadaşı. Elimizde bunlardan daha gelişmiş olarak üreteceğimiz modeller var. Bunlar hem sizi daha rahat koruyabilirler hem de size şeylerin sağlayacağından diğer suikastçıların sağlayacağından daha güvenilir bir modeller. Dur toparlayamadım. Sadık. Sadık. Ha, tamam teşekkür ederim. Daha sadık davranırlar. Mesela ufak bir isterseniz demonstrasyon yapabiliriz. nasıl bir gösteri yapmayı düşünüyorsunuz? Chester çıkalım. Hando bu konuda yardımcı olacaktır. Chester.
Böyle kaş göz işareti yapıyorum Chester'a, masaya doğru çık diye. Çık çık diyorum. Çık, 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 çık. Öyle masaya zıplıyor. Masadayım şu anda diyor Chester. Masada şu an ne yapıyor? Masada ne yapıyor peki abi? Çıktı masaya ne yapıyor? Tatlı tatlı. Öpüyorum. Öpüyorum Chester'ı. Chester öpüyorsun. Çok radikal ya, bir... Ya şöyle... Ya şöyle olmuş olabilir. Hı. Hani biraz narratif katmak gerekirse. Ya masaya çıkıp böyle bir anda Chester çık masaya dediği zaman Hantu'u. Chester masaya çıkıyor böyle bir anda daha bir agresif bir hal alıyor. Sağ solu şey yapıyor böyle. Hı hı. Ya yani şey gibi. He-Man'de hani şey oluyordu ya, atılgan falan filan muhabbet oluyor. Bir anda böyle şey değiştiriyor böyle. Kişilik değiştiriyor. Kişiliğini değiştirip böyle her her falan sağa sola böyle bir hırlıyor mırlıyor. Akabinde de Hando diyor ki tamam diyor, sakin olabilirsin. Şimdi gel böyle diyor. Hı hı. Ondan sonra komutunu ikiletmeden hemen Hando'nun yerine geri dönüyor. Okey tamam. Şöyle iki saksese ihtiyacım vardı. Ben bir tane arttırdım çünkü çok kötü gelmişti. Attığı zarlılar. Şu an Hando'nun desteğiyle onun da zarını attım. Sadece bir saksese ihtiyacım var. Ekstra zar istiyor musun momentumdan? Bunu sorayım direkt. Bir saksese ihtiyacım var. Ya bir tamam. Saksesi geçmen gerekiyor yani. Evet evet, o bir saksesi ihtiyacım tamam. Var. Duty ile yapacağım değil mi communicate'ı? Evet. Peki. Şimdi gerek yok sanki ya. Gerek yok abi. Bir saksese ihtiyacım varsa gerek yok. O halde direkt 14. 14 mi toplam? Toplam 14. Güzel. 2 tane var. Ekstra bir tane momentumum var. Başarılı oldun. Haşimir bir düşündü şöyle bir. Kaplanın güzelliğine baktı. Tüylerinin ne kadar kaliteli ve şey durdu. Nasıl söz dinlediğini. Yine koskoca kartalın. Nasıl söz dinlediğine bakaraktan. Ve şey oldu. Sizin teklife daha ikna olur gibi oldu. Momentumunda şimdi ekstra momentumunda şey yaratabilirsin. Bunu sana direkt izin vereceğim bir konuda. Yani ortamın atmosferi derinliğini değiştirebilirsin. Atmosfere bir özel nitelik katabilirsin. Ya da işte ortamdaki kişilere belli başlı nitelikler katabilirsin. Aset yaratabilirsin kendinle alakalı. Geçici olarak kullanabilirsin bu sahnede. Şöyle bu Chester masaya çıkışından ekstra, sonra... Ekstra bilgi edinebilirsin. Ekstra bilgi alabilirsin. Okey. Ben şey yaptım. Kafamda belirledim zaten. Chester masaya çıktığı zaman o esnada o yaratılan ambiyanstan masada oturan Nergallar da etkileniyorlar. Ona hafiften böyle bir Chester'dan bir ürküyorlar, bir tırsıyorlar. Hani daha önceki hani iğrenme şeyinin yanında hani sevmiyorlar ya genel anlamda evet. Bizim yaptığımız hayvanları, genetik olarak yaptığımız hayvanları. Evet. Onun haricinde de Chester'ı yani birebir böyle şey içerisinde görmek, aksiyon içerisinde görmek onları bir ürkütüyor. Alın şunu başımdan. Pis canavarları masaya bile çıkartıyorlar. Burada yemek değmez. Kendi aralarında böyle atışarak geriliyorlar ve bu gerginliği hissediyorsunuz. Özellikle Trish'le sen hissediyorsun. Korktuklarını bundan. Kaşimir tekrar bir düşünerek elini sakalını hafif gezdirip bir süre düşünüyor. Daha sonrasında söze girip şey diyor size doğru eğilerek. Pekala. O halde sanırsam sizin haneyle anlaşacağız gibi gözüküyor. Bay. Hafız hakimiydi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu cümlenin ardından ben Chester'a tamam oğlum diyorum. Masadan inmesine izin veriyorum. Yok indirdik zaten masadan onu. Anladım. Masadan indirdik. Onu yok. O şeyde indirdik. Doğrudur efendim. Hafız hakimi. Güzel. O halde. Deyip hafiften şöyle eğiliyor hafız hakimi. Bununla ilgili hazırlıklara yavaştan dediği esnada şey karşı çıkıp ayağı zıplıyor bizim Sienera'na. Bu ne demek oluyor böyle ha? Bir tane kapları gördünüz diye. Nasıl ikna olabilirsiniz bu ailenin size uygun bir aile olduğuna? O da masaya çıkacak hatta. Hani bıraksan masaya çıkacak şu anda. Bu bir kaplanın gerisinde daha da kaplanlar ve tahmin edemediğiniz canlılar olduğunda takdir edersiniz herhalde. Bu kadar da algısız olduğunuzu sanmıyorum.
Öyle ki sadece bu görünen hayvan yanımda duranı. Trishia hanımın cebinden çıkarttığı örümceğe de farkına vardıysanız size de özel bir hediyemiz olacaktı. Hediyeniz olacaktı. Tabii. İstemez sizin pis hediyelerinizi. Seni gidi. Bir cesaret çadısı. Kim bilir nasıl aklına girdin adamın ve ikna ettin. Kontun onu baştan çıkarıp ikna ettin ha? Yalnız bu hediye gerçekten bir dostluk emaresi olarak size sunduğumuz bir şeydir. Bunu kabul etmemeniz bizi kırıyor olacak. Siz ne diye sayıyorsunuz bu arada? Tribble. Tavşan mı vereceğiz? Ama Tribble'ı şeye vereceğiz. Çeyiz konta niyetine. Vereceğiz. Ya ben veririz ona. Chester veririz. Boş ona da bir tane daha veririz. Chester veririz. Şey yaparız. Biz, tavşanı... biz şey yapalım da bir. Tribble'ı uzatıyor musun? Ando'ya da Hafız Hakim. Aha, aynen. Ya şöyle ne derler? Nezakete mi uzatıyor? Onlar zaten iki ayrı şeyde kafeste gibiler. Hı-hı. İki tane Tribble vereceğiz. Ya onlar bir araya geldiği zaman yapacaklar zaten yapacaklarını yani. O... İki tane ayrı Tribble vereceksiniz. Ha tabii tabii iki tane Tribble vereceğiz. Onlar biliyorsun hızlı yürüyorlar zaten bir araya geldikleri zaman. Ondan sonra onu uzatacağız. Kimdeydi bilmiyorum ama bir şekilde temin edip verebiliriz. Tamam almıyorlar. Biliyorduk. Almayacakları kesin bu arada. Hani, yani ben çok bir denedim gene de çok yani zor. Kalktı ayağı ve masadan diğerlerini de kaldırdı. Amah ve şeye baktı. Diğer adamın bu arada şey ilk kez fark ediyorsunuz. Bu hani yanındaki o kapşonlu adam. Gözleri baygın baygın. Yani böyle hafif yamulmuş. Biraz böyle bayık bakıyor. Kendine değilmiş gibi sanki. Küçük kız Amah işte. Yanındaki küçük kız Amah ise suskun. Öne bakıyor. Hiç konuşmuyor. Geldiğinden beri konuşmadı. Annesinin davranışlarından utanıyormuş gibi bir hali var. Özellikle Trishia için. Söyleyeyim bu bilgiyi. Tamam. Hı hı. Bu şekilde kalkıyorlar ve bu iş bir de bitmedi. Trishia Hanım. Daha sizinle çok görüşeceğiz. Yani sizin gibi biriyle ne işim olacağını pek kestiremiyorum ama bir çamur gibi eteğime yapışırsanız sizin olduğunuz yeri kesmekten de asla tereddüt etmem. Çok bilmiş seni. Gidelim hadi artık deyip yandakine dönüyor. Uzaklaşırken de böyle konuşmaları duyuyorsun kendi. Yani söyleniyor kendi içinden böyle. İntikam! İlerleyip. daha kapıya doğru ilerliyor. Burada da bu arada şey. Seansımızı burada bitireceğiz. Yavaştan çünkü geç bir saate vardık. Geç başladık, geç bitti. Uy! diyormuş. Uy! Biraz oyunun başlangıcı olduğu için, ilk kez oynadığı için herkes hani sonuçta bu sisteme de çok yabancıysa izleyici. Biraz bu hafiften light oyunu tanımaya çalışan zarları nasıl atıldığını, nasıl kullanıldığını, momentum ve tehditin. Hani bunu göstermeye çalışan bir oyundu. Ekstra mekanikleri daha sonrasında açacağız. Chester da geldi bu arada. Chester geldi. Çık oğlum masaya. Yok bu kedi. Kaplan değil bu. O da ama geliyor masaya bak istediğin zaman. Yani bu şey sistemi ilk baş denediğimiz bir oyundu. Basit haliyle biraz daha ilerletip daha gelecek oyunlarda başka özelliklerini kullanmaya çalışacağız. Özellikle asetleri mesela çok az kullandık ama gelecek oyunlar biraz daha önem teşkil edecek. Hı-hı. Özellikle yeteneklerinizle beraber Prana Bindu'dur. Mesela Trishia'nın bir sürü olayı var. Özelliği var. Bene Gesserit olmasından gene Mentat'ın da aynı şekilde bunları kullanacağız. Sistem hakkındaki şöyle bundan çok daha karışık değil. Biz şu an çok basit bir haliyle oynadık. Çok hani kolaylaştırılmış bir haliyle oynadık. Çünkü ilk kez insanlara gösteriyoruz. İlk kez hani oyuncular da ilk kez deneyimliyor. Kolay görülmesi, kolay anlaşılmasını hedefledik ama bir dahakinde daha iyi değişik özelliklerini açmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler yayını izlediğimiz için. Yayınımızı izlediğiniz için. Geç başladığımız için özür dileriz. Bu yayında en kısa sürede YouTube'a da tekrar yük geçirecek, aktaracağız yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var mı bir şey söylemek isteyen ayrılmadan önce? Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi geceler. Teşekkür ederiz herkese. Bizi izlediğiniz için. Bizi izlemeye devam edin. Burada kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.